Hanımefendiler, beyefendiler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in sürprizlerle dolu yılbaşı özel haftasına hoş geldiniz. Yılbaşı özel haftasında büyük ödül tam 100 bin lira. Şimdi hiç vakit kaybetmeden merakla beklenen o isimleri yeniden tanıyalım. İlk gün yarışmacımız Fateme Asgari. Güzelliğiyle çok konuşuldu, en lezzetiyle herkesi şaşırttı. Benim menüm tam 100 binlik bir menü. Yine İran mutfağından lezzetlerle herkese meydan okuyor, şampiyonluğu bir kez daha ele geçirmek istiyor. Bu sefer birinciliği kimseyle paylaşmayacağım, tek şampiyon ben olacağım. Salı günü yarışmacımız Emrecan İrkilmez. Sivri diliyle çok konuşulduğu, birinciliğini havuzda kutlaması olay oldu. Geleneksel lezzetleriyle yine herkese resti çekiyor. İşte indim hazır. Eski şampiyonluğunu 100 bin lirayla taçlandırmak istiyor. Yemeklerimden sonra diğer arkadaşların yarışmasına bile gerek yok. Çarşamba günü yarışmacımız Safiye Akbak. Renkli saç örgüleriyle dikkat çekti, el lezzetiyle herkesi mest etti. Bu sefer daha da iddialı geliyor, kaybettiği şampiyonluğu kazanmaya kararlı görünüyor. Herkese ilan ediyorum, korksunlar. Perşembe günü yarışmacımız Oğuzhan Aydın. Sivri dili yüzünden özür dileme rekorları kırdı, el lezzetiyle kimse yarışamadı. Yine yemekleriyle lezzet sınırlarını zorluyor ve şampiyonların kralı olacağını ilan ediyor. Çok iddialıyım. 100 bin TL'nin sahibi belli. Kesinlikle burada. Cuma günü yarışmacımız Selim Taş. Evinden taşıdığı fırınla hafızalara kazındı, iddiasını ispat etmeyi başardı. Hanımefendi eski şampiyon olarak kendisine yine rakip tanımıyor, 100 bin lirayı alarak yeni yıla merhaba demek istiyor. Bütün Türkiye gerçek bir yılbaşı sofrası görecek, bunu da ben yapacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Sevgili Fateme, yılbaşı haftasının heyecanına seninle başlıyoruz. Evet Gürbüz, ben de çok heyecanlıyım. Kiminle geldin? Arkadaşım Fateme ile geldim. Arkadaşın Fateme ile mi? Evet. Adaşsınız. Yalnız ikinizin adı da Fateme. Evet. İkiniz de İranlısınız ve ikiniz de aynı renk giyinmişsiniz. Ya hayırdır kızlar, bu yeni moda falan mı yoksa? Evet. Ama tesadüf. Evet, tesadüf oldu Gürbüz, bize bilmedi. Ama bir şey unuttunuz siz. Neymiş o? Benim ismim neydi Gürbüz? Neydi? Behnaz. Behnaz. Kimlikte Fateme yazıyordu, hatırladım. Görüşmeyeli nasılsın? İyiyim Gürbüz, bayağı zaman geçti. Evet, bayağı zaman geçti. Ders, iş, güç, öyle koşturmacı bir hayatım oldu. Sonra beni çağırdılar, sonra ben çok heyecanlandım. Nasıl olur ya, beni nasıl çağırdılar falan. Öyle çağırdılar, hemen karar verdim, hemen de buradayım. Yılbaşı özel haftasında beraberiz. Evet. Yılbaşı özel haftasında tıpkı senin gibi iddialı ve hafızalarda iz bırakan yarışmacılarla beraber olacağız. Ama benim kadar değiller sanırım. En unutulmayan yarışmacı sen misin yani? Evet, öyle tabii düşünüyorum. Rakiplerini merak ediyor musun bakayım? Çok merak ediyorum. O zaman sana hemen bir tüyo vereyim. Tamam. 3 rakibin yarışmada şampiyon olmuştu. Ben de şampiyonum. Evet. Seninle 4 şampiyonumuz ve bir tane de çok iz bırakan yarışmacımız var. Onu çok merak ettim ama. Şampiyonlarla yarışmak seni korkutuyor mu? Hayır tabii ki de. Onlar şampiyon olması umurumda değil. Ben de şampiyonum zaten. Maşallah. Arkadaşın çok iddialı. Yarışmadan sonra hayatında neler değişti? Yolda yürürken falan seni tanıyanlar oldu mu mesela? Tanıyanın oldu. İyi yorum, kötü yorum aldım. Zaten ben yorumlara hep açıkım. Hayatım çok koşturmacalı geçti. Çok şeyler yaptım. Ama programla ilgili değildi. Kendi hayatımla ilgili. Dersim çok, zaten sınavlara yakınız artık. Biraz ders hayatım tempolu geçiyor. İş hayatım var. Öyle hayatım bayağı tempolu geçiyor. Bu arada siz okuldan mı arkadaşsınız? Evet. Uludağ Üniversitesi'yi okuyoruz beraber. Sen ne okuyorsun? Ben çevre mühendisliği okuyorum. Fateme yarışmadan sonra değişti mi? Yok vallahi. Fateme aynı.
Hiç değişmedi. Hala güzel yemekler yapıyor mu? Tabii, her zaman yapıyor. Maşallah. Hamerolat bir kadın, her şeyi yapıyor, yapabilir. Vallahi yılbaşı özel haftasına nasıl hazırlandın çok merak ediyorum. Gürbüz, yılbaşına özel bomba gibi geldim. İyi bir menü hazırladın mı? Tabii ki de, çok güzel menomla geldim. Hem de yani yapacağım yemekler bizim kendi yılbaşımıza da özel yaptıklarımız yemekler. Vay! Peki iddialı mısın? Tabii ki de devam ediyor. Ben zaten iddialı bir insanım. Her zaman da iddiamın arkasındayım. Yılbaşına öyle güzel yemekler yapacağım ki parmaklarını yiyecekler. Bu sefer birinciliği kimseyle paylaşmayacağım. Tek şampiyon ben olacağım. Bugün masada Behnaz Show var. O zaman sana kocaman bir alkış. Hadi bana şu iddialı menünü say lütfen. Harika bir menü çıkardım. Başlangıç olarak süp peşir. Süt peşir. Söylüyorsunuz nasıl bir şey? Sütlü ve kremalı bir çorba, mantar ve tavuk suyuyla yapılan bir çorba. Evet, ara sıcak olarak geçen de yapmıştım. Keşke bademcan çok sevilmişti. Evet. Vallahi bu sefer ben de yiyeceğim. Sonra ikinci ara sıcak olarak oloviye. Oloviye mi? Evet, oloviye. Nedir bu oloviye? Bir salata tarzı bir şey. Evet, tavuklu, patatesli, öyle. Ay, yine tavuk. Ama ana yemeğimde tavuk yok. Ne var? Ana yemek olarak bagalipolo bamahiçe. Ne? Bagalipoho mamaliçe mi? Bagalipolo bamahiçe. Bagalipoho bagalipoho bamahiçe. Kızlar, Farsçam süper değil mi? Yok vallahi asla iyi değil. Vallahi bence de. Bu etli bir yemek mi? Evet, incikle yapılan bir pilav. Güzel. Yanında salata olarak ne var? Keremde lahana oluyor. Mor lahana ve beyaz lahana. Bildiğimiz kelem canım. Evet, bildiğiniz kelem. Ve tatlı? Pudinge kedi helvayı. Pardon? Pudinge kedi helvayı. Pudinge kellu helvayı. Kedi helvayı. Kız bu kedi şekilde puding falan mı? Bir daha söyle bakayım. Pudinge kedi helva. Bravo. Vallahi tatlının puding olduğunu anladım. Evet. Yalnız kedi'yi anlamadım. O ne? Kedi bilmiyor musun? Ay. Bana Farsça öğretecek sevgilim olmadı ki hiç. Sevgili bulalım o zaman İran'la. Hadi inşallah. Hazırsan markete gidelim mi? Gidelim Gürbüz. Hadi o zaman fırla fırla. Koş Fatemeh koş. Fatemeh Hanım'ı kesinlikle iddialı bulmuyorum. Keşke ilk gün ben yarışsaydım. Çıtayı şöyle yukarılarda tutsaydım ki inanılmaz bir yılbaşı haftası geçirseydik. Çünkü ben kendim önümde çok iddialıyım. Kendime de böyle dişli rakipler istiyorum. Menüsünü genel anlamda değerlendirdiğimde öncelikle yılbaşı haftasına uygun olmamış. Yani konsept olarak yılbaşına uygun hiçbir yemek yok. İkincisi buradaki herkes tecrübeli, herkes derece almış insanlar. Ve bu yüzden de daha zor yemekler seçebilirdi. Sonuçta bir tecrübesi var, ilk defa yarışmayacak. Onun dışında bakıldığında işte lahana salatası koymuş, yanında incik vermiş. Çorbada sütlü kremalı bir mantar çorbası yapmış, tatlıda puding koymuş. Bunların hepsinin birbirine baktığımda ben etin üzerine puding yemiyorum. Yani et yediğim zaman kremalı bir çorbayı ağır diye tercih etmiyorum. Ya da hafifletici sebzelerle harmanlıyorum. Sadece mantarlı, kremalı, ayrıca yulaf da var içinde. Yulaf da nasıl bir tat katacak onu da bilmiyoruz. Çünkü daha önce hiç yulaflı bir çorba içmedim. Kesinlikle çok uyumsuz, 100 bin liraya kesinlikle yakışan bir menü değil. Yılbaşı haftasına hiç uygun değil. Ben kesinlikle kendi menümle kıyaslıyorum. Yine iddialı olacağım ama rakibim olamaz. Menüsünde emek var mı yok mu tartışması birazcık açık uçlu bir soru. Emek tabii ki vardır ama bu emek 100 bin TL'yi hak edecek bir emek mi? Önce onu düşünmek gerekiyor. Zor bir menü değil. Kolaya kaçmış bir menü. Yılbaşı haftasına, best of yarışmacısına yakışacak bir menü olduğunu düşünmüyorum. Ve bu menüyle de benim rakibim olabileceğini hiç sanmıyorum. Şimdi menüsünü daha görmedik ama isimleri üzerinden baktığımız zaman artı İran yemekleri bilmiyoruz. Buradan bir eksi aldı. Bunu artıya çevirmesi, masadaki yapacağı sunumlar, lezzetler. Yani bu düşüncemizi artıya çevirirse güzel puan alır ama pek zannedemiyorum. Ve marketteyiz. Hadi montunu çıkar da başlayalım. Ver ben tutayım senin için. Çok teşekkür ederim. Yalnız ne kadar şıksın. Şöyle bir bakayım sana.
Vallahi beyazlar çok yakışmış. Teşekkür ederim Gürbüz. Hadi devam edelim. Evet devam edelim Gürbüz. Önce hangi sebzeleri alacaksın? Dolmalık biberle başlıyorum. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. İkinci kez yarışıyorum. Çok heyecanlıyım Gürbüz. Ama geçen seferden tecrüben var. Evet evet birazcık tecrübe sahibiyim. Vallahi tecrüben belli oluyor. Doldurdun bile arabayı. Evet Gürbüz. Ya onu poşete koysana. Nasılsın? Keyfin nasıl? İyiyim Gürbüz. Siz nasılsınız? Bomba gibiyim. Evet ben de bomba gibi geldim zaten. Kesinlikle 100 bin liraya gidecek bir menü değil. Dediğim gibi çorbalı, pilavlı, tavuklu. Geçtiğimiz program bölümünde, benim yarıştığım haftada yaşadığımız vakalar gibi, tıpkı makarna vakası gibi, tıpkı Filiz Hanım'da olduğu gibi, dolma gibi. Ya ben böyle yemekleri istemiyorum. Böyle yemekleri açıkçası yılbaşı programında haftasında görmek istemiyorum. Daha iddialı, 100.000 TL'ye yakışacak, herkesin gerçekten yeteneklerini sergilediği bir hafta olsun istiyorum. Ki yemekteyiz programının çıtasını yukarılara taşıyabilirim. Geçen sefer seni masada sessiz kalmakla eleştirmişlerdi. Bu haftada sessiz mi kalacaksın yoksa? Yok yok sessiz kalmam. Hakkını yedirecek misin? Hayır tabii ki de ya Gürbüz ben öyle bir şey yapar mıyım acaba? Geçen sefer hakkını yiyenler olmuş muydu? Evet hakkımı yiyenler oldu maalesef. Bak süt alacaksan şurada var. Geçen sefer kim hakkını yemişti? Bence Sevda Hanım benim hakkımı yedi. Sevda mı? Niye öyle düşünüyorsun? Bedavadan birinci oldu bence de. Ha, siz Sevda ile ödülü paylaşmıştınız. Fatema Hanım daha önceki bölümde kendi güzelliğini kıskandıkları için yarışmacıların ona düşük puan verdiğini ya da eleştirdiklerini söylemişti. Bizim de İran mutfağına uzak olmamız sebebiyle bugün yine yemeklerini yapamayacak ama işte siz beni kıskanıyorsunuz, benim yemeklerim çok güzel oldu deyip savunmaya devam edecek. Bu şekilde işin içinden sıyrılmaya çalışacak. Ama ne olur biz bunları yer miyiz yemeyiz. Biz burada All Star kadrosu olarak yarışıyoruz. Kesinlikle dört dörtlük yapmazsa benden yüksek puan alamayacak. Merhaba. Merhabalar. 6 tane incik istiyorum. 6 tane incik istiyoruz. Evet. İnciği hazırlanırken ben tavuk alırım. Dur dur gitme. Hakan Usta'ya nasıl bir incik istediğini anlat ki ona göre hazırlasın. Şimdi sen 6 tane incik alıyorsun değil mi? Evet. Ana yemeğin adı neydi? Bagali polopa mahiçe. Bu mahiçenin özelliği nedir? Mahiçe incik zaten. Sosu ve o pirinçle yenilen. Ya nereye? Hemen yeniyorum. Fatemi! Hakan Usta incikleri hazırladı. Sen ne aldın bakayım oradan? Tavuk. Gel hemen etlerini al alışverişe öyle devam edelim. Mantar alacağım. Geçen sefer ana yemeğin tavuklu pilavdı değil mi? Evet. Bu sefer de incikli pilav. İran'da yemekler hep böyle pilavla mı oluyor? Evet pilav olayım. Ya yine nereye gidiyorsun? Baharatlarını almadın. Burada kremayı hallediyorum. Hızla şarküteri reyonundaki eksiklerini tamamlayan yarışmacımız baharatların ardından cevizini de alıyor hemen. Son 10 saniye. Koş hadi koş. Dur kasaya. Bu arada sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Aslında daha zamanım vardı. Aa gerçekten. Gürbüz ya. Ya fena mı oldu işte? Çabucak bitirdin. Yetiştirdim ya çok şükür. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Borcumuz ne kadar? 2422. Bütçeyi aşmadın. Süper. Evet. Bu haftaya özel bütçeyi arttırdık. Buna rağmen bütçeyi aşmadı. Evet yine de 2400. Ben yine de ekonomik bir yarışmacı. Bu arada montunu ister misin? Evet çok soğuk. Al bakalım. Ya nereye? Torbaları almadın. Mevlacığım fişi ben alayım. Teşekkür ederim. Hadi artık gidelim mi? Gidelim Gürbüz. Gürbüz ben geldim. Hoş geldin. Bunları yerleştirebilir misiniz? Tabii. Teşekkür ederim. Merhaba Gürbüz, ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum Gürbüz. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Bomba gibiyim. Seni beklerken hem malzemeleri çıkarttım hem de ekip arkadaşlarımla evi biraz süsledik. Bakıyorum çok güzel olmuş Gürbüz, çok güzel. Ellerine sağlık Gürbüz. Teşekkür ederim. Hazır mısın?
Hazırım. Önce neyle başlayacağız? Neyle başlayacağız? İlk masayla. Ama ondan önce haşlaman gereken bir şeyler var mı? Haşlamam gereken bir şeyler var. Bir şeyi haşlamaya bırakıp hemen geçiyorum. Yalnız başlamadan önce sana çok güzel bir haberim var. Biliyorsun normalde süremiz 2,5 saat. Evet. Ama yılbaşı haftasına özel süremiz 3 saat oldu. Aa, gerçekten mi? Evet. Çok güzel, süper görmüyoruz. Hemen başlıyoruz. O zaman 3, 2, 1 süren başladı. Hemen ellerimi yıkıyorum. Hijyen önemli. Hemen tırnak kontrolü de yapalım. Tırnaklar hem ojeli hem de uzun. O kadar da uzun değil. Eldiven kullanacaksın ama değil mi? Tabii ki de eldiven kullanacağım. Geçen yarışmada nasıldı tırnakların? Geçen yarışmada da aynıydı. Senin asıl dolguların olay olmuştu. Evet ya Gürbüz, artık ben de çok sinir oldum. Yeter artık, herkes yaptırıyor. Biz sadece ben gözlerine battım. Yalnız yarım cc daha artmış sanki. Hayır ya Gürbüz, abartmayalım. Artık zamanım yoktu öyle bir şey yap. Bak şurada var işte. Hayır ya Gürbüz, abartmayalım, yok. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Baklayı biraz haşlamaya bırakıyorum. Bu baklayı nerede kullanacaksın? Ana yemekte, pirinç pilavımda. Bu yemek normalde yaş baklayla mı yoksa kuru baklayla mı yapılır? Hem bununla yapılır hem yaş baklayla yapılır. Ama yaş bakla bulamadığım için bundan. Orijinali yaş baklayla olur diyemezler yani. Evet, nerede mi? Zaten böyle de kullanılıyor. Ana yemek bagali polobo mahiçe, yani baklalı kuzu incikli pilav için yıkanan kuru iç baklalar haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen masaya geçiyorum ben. Tam bir yılbaşı masası hazırlayabilecek misin gerçekten? İnşallah kuracağım diye düşünüyorum. Ekru rengi masa örtüsünü yılbaşı temalı runner'la tamamlayan yarışmacımız kırmızı renkli Amerikan servislerini de yerleştiriyor masaya. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım Gürbüz. Yılbaşı temalı mumlar da masadaki yerini alıyor hemen. Ya normalde Zuhal Hanım'la birlikte 6 kişisiniz. Sen niye 5 tane Amerikan servisi getirdin ki? Ben getirmedim de yani aksilik oldu. Ben sanıyordum ki 5 kişiyiz. Ay vallahi senin çok üstüne gelecekler. Gelirler, gelirler. Yılbaşı çiçekleri ve süslerini de masasına yerleştiren yarışmacımız tabaklarını da dizmeye başlıyor hemen. Yarışmadan sonra hayatında çok şey değişti mi? Yani değişecek, sadece hayatımda o kadar tempolu bir hayat geçiriyorum. Ders, iş... Öyle geçiyor. Peki yarışmadan sonra nasıl tepkiler aldın? Sert tepkiler aldım. Yo. Evet. Ama güzel yorumlar da aldım, sert tepkiler de aldım. Öyle işte. Yani ben yoruma açık bir insanım. Hangi konuda sert tepkiler aldın? Yani insanlar bilmiyorum neden hep yorum yapıyorlar. Hep sadece sanki benim yüzümde estetik var. Evet. Ya bu artık doğal bir şey. Herkes estetik yapıyor. Herkes istediği gibi yapabilir. Ama insanlar anlamıyor maalesef. Ve insanlarda saygı yok maalesef. Yani biraz başkalarının seçeneklerine biraz saygı duyalım. Kumaş ve servis peçetelerinin ardından çift servis olarak çatal kaşıklar da yerleştiriliyor hemen masaya. Geçen sefer yaptığın hatalardan ders çıkarmışsındır herhalde. Bu sefer hangi hataları yapmayacaksın? Bu sefer ne yapmayacağım? Bu sefer daha konsantre olacağım. Ve daha iyi bir cevaplar vereceğim. Daha kendimi savunacağım. Ezmeyillerine izin vermeyeceğim tabii ki de. Evet, beni ezemeyecekler. Daha güçlü, daha konsantre. Ve bu arada bence Türkçem de iyi olmuş. Onun için daha güzel kendimi savunabilirim diye düşünüyorum. Çift servis olarak yerleştirilen çatal kaşıkların ardından bardaklar da masadaki yerini almaya başlıyor hemen. Ay. Yalnız masada çok zaman kaybettin. Tamam, hep öyle oluyor maalesef. Zaten şu çatalları da yanlış yere koymuşsun. Hah, işte şimdi oldu. Bu arada yılbaşı haftasına özel ödülümüzün ne kadar olduğunu biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Söyle bakalım ne kadar? 100 bin lira. Ne kadar? 100 bin lira. Ne kadar? 100 bin lira. Ödül kimin olacak? Ödül benim olacak. Hadi ekmeğini ve tuzluk takımını da koy bakalım hemen. Masam bitti mi? Evet, bitti. O zaman şimdi neye geçiyoruz? Yemeklere geçiyoruz. Hadi geçelim o zaman.
Bu hafta özel masalar şık olmalı. Çünkü yılbaşı haftası. Herkesin özen göstermesini isterim tabii ki. Çünkü ben de göstereceğim. O yüzden güzel bir masa bekliyorum Fatem Hanım'dan. Yılbaşı konsepti olan bir haftada yarışıyoruz. Bence masa yılbaşına uygun olmalı. Kırmızılar, yeşiller, işte goldlar, gümüşler. Bence masa bunlarla bezenmiş olmalı ve şık olmalı. Eğer masaları sıradan, daha önce yarıştıkları gibi ya da özensiz olursa ya da konsept olarak yılbaşına uygun olmazsa ben bunu kesinlikle çok fazla eleştiririm. Şimdi ne yapıyoruz? İnciyi yıkıyorum hemen. Ana yemek bagali polobo mahiçe için kuzu incikler yıkanıyor. Supeşir çorbası için yıkanan tavuk etleri haşlanmak üzere tencereye alınıp üzerine su ekleniyor. Çorbada sadece tavuk suyunu mu kullanacaksın? Hem tavuk suyu hem tavuğun kendisini kullanacağım. Tavuk etini çorbadan başka bir yerde kullanacak mısın? Tavuğu ara sıcakta kullanacağım. Tavuk göğüs etleri haşlanmaya bırakılıyor. Şu getirdiğin keşke bakabilir miyim? Keşk nedir tam olarak? Bir türlü peynir ama bunu mikserle çırpıyoruz. Ondan sonra sulu böyle bir hale geliyor. Bagali polobo mahiçe için soğan ve havucun kabuğu soyuluyor. 100 bin lirayı kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Ya Gürbüz, ne yapmayı düşünüyorum. Zaten geçen de söyledim, kendime bir iş yapmak düşünüyorum. Nasıl bir iş? Ya ben yemek yapmayı seviyorum. Özellikle İran yemeklerini tanıtmak istiyorum. Öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bursa'da İran yemekleri yapan bir yer var mı? Bursa'da yok maalesef, ondan dolayı zaten düşündüm. Bursa'yı sevdin mi? Evet ya Gürbüz, ben Tehran'da yaşadığım için çok kalabalık bir şehir. İstanbul gibi çok kalabalık ve çok yorucu bir şehir olduğu için Bursa daha sessiz sakin geliyor. İnsanlar iyi yani, doğal insanlar. İyi yani, çok seviyorum. Peki menüyü hazırlarken kimseden destek aldın mı? Ablamı aradım. Ablacığım nasıl tüyolar verdi bakayım? Ablam dedi yani yaparken keşke bademcanı özellikle keşkin daha sulu yap. Öyle sulu olsa daha güzel olur. Biraz daha kuru olmasın dedi, sulu olsun. Siz kaç kardeştiniz? 7 kardeşiz benimle beraber. Maşallah. Kardeşlerinin adını sırayla say bakalım. İlk Amene. En büyük ablam oluyor. Onun kızı var, evli. Sonra ikinci Aliye, onu da kuaför idi, saç yapıyordu. Sonra üçüncü olarak Zehra, o da evli yine de. Dördüncü olarak Jila. Jila ne iş yapıyor? Jila, o mali müşavir. Ve o değil yani, benim abla değildi, o anne gibi zaten. Evet, sonra Soheyla, sonra ben, Behnaz. Sonra da Gita, en küçüğümüz Gita, o da mühendis. Bir dakika, hepsi kız mı? Hepsi kız, biliyor musunuz neden? 7 tane olmuşuz, hepimiz kız olduğumuz için. Sonuncu da kız olunca baban ne yaptı acaba? Artık biz de bilmiyorduz ya. Biliyor musun Gürbüz, yeğenlerim de hepsi kız. Eyvah eyvah. Yeğenlerim 3 kız oldu. Sonra 4. dediler erkek, biz de şaşırdık ya. Artık biz kabullenmişiz erkek olmayacak diye. 4. erkek oldu. Biz de bayağı yani ilk erkek oluyor. 11 tane kız ilk erkek oluyor evde. Sonra o geldi. Yani sadece babam değil. Şimdi o artık bizim küçük kardeşimiz oluyor. Hep bizde kalıyor. Hep babamlar şımartıyorlar onu. Evet yani öyle. O zaman senin bütün ailene buradan kocaman selamlar. Anneme, babama, yeğenlerime, ablalarıma, hepsine burada selamlarımı gönderiyorum. Özellikle İran'a beni izleyenlere selamlarımı gönderiyorum. Geçen o kadar güzel yorumlar yaptılar ki beni çok şaşırttılar. Çok teşekkür ederim. Yine de bizi izleyin. Bu sefer 100 bin nereye gidecek? Bu sefer 100 bin Bursa'ya ve İran'a gidecek. Keşke bademcan için doğranan soğanlar sıvı yağda kavruluyor. Geçen sefer hangi yemeklerinde hata yapmıştın sence? Evet, çorbam biraz daha sıvı olacaktı. Programı sonradan izledin değil mi? Evet, evet izledim tabii ki de. Ama genelde bizim çorbalar yani koyu kıvamda oluyor. Yani sulu olmuyor genelde. Eğer baktıysanız yani bizim çorbalar olmuyor. Yani sulu olmuyor. Ama ben tam Türk damak tadına göre yapmadığım için öyle oldu. Ama mesela biz İran'da onu zaten normal olarak yiyebiliyoruz. Bagali polobo mahiçe için büyükçe doğranan havuç, dolmalık biber ve sarımsaklar da soğanla birlikte kavrulmaya başlıyor. Kavrulan sebzelere zerdeçal, karabiber ve tuz ekleniyor. Kuzu incikler sebzelerle birlikte soteleniyor. Ana yemek bagali polobo mahiçe. Doğru telaffuz ettiğimi bilmiyorum. Umarım o doğru yapar yemeği.
pilav tarzı bir şey. Basmati pirinçten yapılan bir pilav. Pilav demeyeyim de pilavın salata versiyonu diyebilirim. İçinde yeşillikler falan kullanacak. Bu da çok yemek gibi bir şey değil. Önümüze nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Yani tamamen şu an biz hayal üretiyoruz aslında. Hani görmedik, bilmiyoruz, yemediğimiz bir lezzetler. Bakacağız. Sen bu işi biliyorsun ha? Biliyorum, biliyorum. Sen annenden el almıştın değil mi? Evet, annemden. Annem çok güzel yemekli yapar. Baba, anneannem çok güzel yemek yapar. Sonra teyzelerim çok güzel yemek yaparlar. El lezzeti nesilden nesle geçmiş desene. Evet. Bu arada baban ne iş yapıyordu? Babam şimdi emekli. Evet ama şey var, yani emeklilikten sonra marketi var. Pudinge kedu helvayı için büyükçe doğranmış bal kabaklarının üzerine su eklenerek haşlanmaya bırakılıyor. Keşke bademcan için patlıcanların kabuğu soyuluyor. Keşke bademcan İran'a özel bir yemek değil mi? Evet, İran'a özel bir yemek. Evet. Ve genelde misafirler olarak her şey kullanılıyor. Çünkü özel bir yemek olduğu için yani genelde herkes her gün yapan bir şey değil. Yani yapmıyorlar her gün. Biraz meşakkatli bu. Ondan dolayı yani bunları şey yapmak, kızartmak, o keşke her tarafta. Ama İran'da her tarafta bulunuyor da. Biraz yani riskli oluyor, herkes yapmıyor. Ama misafir olarak herkes gelince tamam, yani ilk aklına gelince keşke bademcan oluyor. Yeni yıldan neler bekliyorsun çok merak ediyorum. Geçen seneye bakıyorum, çok şeyler hayatımda değişmiş. Bu sene de daha iyi olacağım, daha yani daha güzel şeyler yapacağım hayatımda. Yenilikler gelsin benim hayatıma. Yani öyle daha ilerleyeceğim diye düşünüyorum. Yani bu arada inciklere baksan fena olmaz. Hemen bakıyorum. Ay! Yanacaklar galiba. Koş koş. Güzelim. Gitmedi incikler. Çok şükür. Sebzelerle birlikte mühürlenen kuzu inciklere karışık domates biber salçası ekleniyor. Üzerine su eklenen kuzu incikler düdüklü tencerede pişmeye bırakılıyor. Uzunlamasına ince ince dilimlenen patlıcanlara bolca tuz serpiliyor. Şimdi neye geçtik? Olivye. Olivye tavuk etiyle yapılan bir ara sıcak değil mi? Evet, tavuklu bir ara sıcak. İçinde neler var bir anlatsana. Hemen anlatıyorum. Şimdi patatesler ve havuçları haşlanmaya bırakacağım. Haşlandıktan sonra bunları rondodan geçireceğim. Sonra sosla yani bezelye, turşu, salatalık turşusu, mayonez, tavuk hepsini bir arada yapacağım. Olivye için haşlanacak havuçların kabuğu soyuluyor. Sence menün 100 bin lirayı hak ediyor mu? Benim menüm tam 100 binlik bir menü. Kabuğu soyulan havuçlar büyükçe doğranıyor. Havuçla birlikte haşlanacak patateslerin kabuğu soyuluyor. Fatema Hanım'ın bölümünü daha öncesinde izlemiştim. Kendisi sofrada yemek yorumlarken damak tadıma uymadı diyerek işin içinden sıyrılıp düşük puanlar verdi. Kendi yemeklerine yapılan puanlamalarda ise ya da yorumlarda ise kesinlikle yorumları kabul etmedi. Yapamadığı şeyleri kabul etmedi, yemeklerini savunmaya devam etti. Fatema Hanım Türk kültürüne de uzak olduğu için, kendi yöresel yemeklerini yaptığı için ki bizim de bilmediğimizi düşünerek kendini yine ölümüne savunacak ama ben bunları yemem. Çünkü yemeklerini araştırdım. Daha önceki bölümünde izledim. Kesinlikle kendime rakip görmüyorum. Yani beklentimi karşılamadı bir rakip olarak. Ben buraya en iyilerle yarışmaya geldim. Bunun için buradayım. Ama Fatime Hanım kesinlikle bunlardan, bu kişilerden birisi değil. Rakiplerin de en az senin kadar iddialı ve tecrübeliler. Ne düşünüyorsun bu konuda? Tanımıyorum ama herkes iddialı olabilir ama benim kadar iddialı olamazlar. Yani yemeklerimi bilmiyorlar. Yani bence ben çok risk aldım çünkü bilmeyen yemekler yapıyorum. Ve belki beğenirler, beğenmezler onu bilmiyorum ama bence ben çok iddialıyım. Olivia için haşlanacak patatesler de büyükçe doğranıyor. Keşke bademcan için dilimlenen patlıcanlar ayçiçek yağında kızartılıyor. Şu kenarda duran lavaşı sen mi getirdin? Evet, ben de lavaş getirdim. Kendim aldım. Dedim belki daha ince, yani düşüp bakacağım, yani hangisi daha ince onu kullanacağım. Hemen şeye geçiyorum. Neye? Supecu'a geçiyorum. Supeşir çorbası için havuçlar ve mantarlar bol suyla yıkanıyor. Mantarlar küçük küçük doğranıyor. Sen şu an tarih doktorası yapıyorsun.
Bize biraz İran'ın tarihinden, kültüründen bahsetsene. İranlıları maalesef Arap sanıyorlar. Ben de buna çok kızıyorum. Nasıl bizi Arap sanırlar? Çünkü yani eğer insanlar biraz yani araştırsalar, biraz daha başka ülkeler, zaten biz çok yakın bir ülkeyiz. Çok normal yani, o biz Arap değiliz ve biz Fars olarak tanınıyoruz. Yani Türkiye'de de çok ırk var, bizde de var ama genelde Fars olarak tanınıyoruz. Özellikle Avrupa'da Arap zannediyorlar değil mi? Evet, Arap sanıyorlar bizi ama... İran çok güzel bir ülke. Doğası çok güzel. Deniz var bizde, sonra ve yeşillikler çok fazla var. Ama Tehran biraz kalabalık ama diğer şehirler Tehran'a yakın. Diğer şehirler de çok güzeller. Çok tarihi yerlerimiz var. Bu arada İran sinemasıyla da çok meşhur. Filmlerimiz çok güzel. Hep de ödül alıyorlar her sene. Keşke bademcan için kızartılan patlıcanlar ters yüz ediliyor. Süpeşir için bir tane soğan küp şeklinde doğranıyor. Yemeklerini beğenecekler mi dersin? Evet, benim yemeklerim çok güzel ve kendi el lezzetime çok güveniyorum ben. Yani güzel yemekler yapıyorum. Sadece kendim değil de diğer insanlar da yediklerinden sonra diyorlar yani güzel yemekler yapıyorum. Ondan dolayı yani güzel yemekler yaptıktan sonra artık söyleyecek bir şey kalmıyor bence. Haşlanan tavuk eti ocaktan alınıyor. Süpeşir çorbası için doğranan soğanlar sıvı yağda kavruluyor. Ana yemek bagali polo ve mahiçe için pirinçler bol suyla yıkanıyor. Yasmin pirinci mi kullanıyorsun? Evet. Bu bizim pirinç zaten. Bizim pirinç oluyor. Ondan dolayı ben zaten İran yemeği yaptığım için böyle bir pirinç kullanmayı da tercih ederim. Yani daha iyi biliyorum böyle bir pirinci nasıl yapılıyor. Nasıl daha pişer? Ailen sana oraya has özlediğin şeyleri gönderiyor mu? Evet, gönderiyorlar aile. Nasıl gönderiyorlar? Yani akraba gelse getiriyor, kendim gidiyorum getiriyorum. Başka öyle oluyor. Keşke bademcan için kızaran patlıcanlar tavadan alınıyor. Bu arada salataya hiç başlamadın. Salata zaten bir şey değil. Hemen her şeyi doğrayıp... Kız bunu masada söyleme sakın. Kolay olduğunu kendi bile söylüyor derler sonra. Yok ya. Yani şey anlamında hemen çıkarabilirim diye öyle. Fatime Hanım bence bu haftanın zayıf halkası olabilir. Bunu zaten ilk günün menüsüyle gösterdi. Rakibim olabileceğini düşünmüyorum. Bu hafta bakalım kim kimi yiyecek? Kim şampiyonluğu ipi göğüsleyecek? Kim havuza atlayacak, kim camdan el sallayacak, hepimiz göreceğiz. Umarım bol bol gerçekten herkesin lezzetlerinin konuşulduğu, yeteneklerinin konuşulduğu bir hafta olur. Benimle herkes umarım bu haftada böyle büyük bir ödül haftasında yemekleriyle yarışırlar. Cevizler rondoda ufaltılıyor. Geçen sefer mutfakta çalışırken nasıldın sence? Daha planlı değildim. Şimdi o ortamı çünkü ilk defa görüyordum. Ondan dolayı ufak tefek hatalar olabilir ama ikinci kez daha tecrübeliyim diye düşünüyorum. Ondan dolayı çok bir hata yapmayacağım. Ve işte İran'ın meşhur safranı. Şimdi bu safranı nasıl hazırlayacaksın? Hemen biraz şeker koyuyorum. Daha toz bir hale getirmek için. Şekerle birleşince tadı değişmiyor mu? Yok, bu zaten öyle yapılıyor. Yani çok eskiden safran böyle yapılıyordu. Çok Ama safranı az koydun sanki. Yani geçen seferki gibi her şeyimde çok safran kullanmayacağım için. Çünkü geçen sefer ben şey kullandım. Tatlım zaten hep safranlaydı. Ondan dolayı yani bu kez çok safran kullanmayacağım. Sadece biraz pirinçte ve biraz da incikte. Şekerle ezilen safran üzerine sıcak su eklenmek üzere kahve bardağına konuluyor. Keşke bademcan için soğanlar piyazlık şekilde doğranıyor. Diyelim masada senin çok üstüne geldiler. Geri adım atar mısın? Yok, geri adım atmayacağım tabii ki de. İddialıyım. Yemeklerim çok iyi, yemeklerime güveniyorum. Ve kimseye diyorum yani laf dedirtmem. Bu arada açıklamalar gelmeye başladı. Daha şimdiden neler söylüyorlar neler. Mesela bu yemeklerin Türkçe karşılıkları yok mu demişler. Evet, yok. İnternet var, bir zahmet açsınlar baksınlar. Ben de her yemeklerini bilmek zorunda değilim ki. Bu genelde yani bir sadece şey Türk mutfakına ait bir yarışma diye tabii ki her şeyi açık, bu program her şeyi açık olduğu için yani genelde bilmeleri gerekiyor. Süpeşir çorbası için doğranan mantarlar soğanlarla birlikte kavruluyor. Rendelenen havuçlar da mantarlara ekleniyor. Kavrulan sebzelerin üzerine tuz ilave ediliyor. Keşke bademcanın son patlıcanları ters yüz edilerek kızartılıyor.
Günümüzde ekonomi çok önemli, öyle değil mi? Bence ekonomi çok... Yani Gürbüz, bazı insanlar diyorlar ya para önemli değil ya. Gerçekten bir gerçek hayatı görelim. Tabii ki de önemli. Vallahi sana katılıyorum. Bence de çok önemli. Yani önemli bence. Parasız saadette, güzellikte olmuyor artık. Mesela sen ayda bakıma kaç para harcıyorsun? Tam net bir bilgi veremiyorum ama... Vallahi arkadaşından öğrendiğime göre ayda 10 bin lira harcıyormuşsun. Yok yok, o kadar değil, daha. Daha mı az? Daha az. Piyazlık doğranan soğanlar sıvı yağda kavrulmaya başlıyor. Keşke bademcan bol soğanlı mı oluyor? Evet, bol soğanlı oluyor keşke bademcan. Bu arada çorbanın sebzeleri ne durumda? Çorbaya da bakıyorum. Çorba hatta hazır, hemen ben tavuğu süzüyorum. Hazır tavuğa el atmışken olivyeyi de aradan çıkart istersen. Tavuk suyunu nerede kullanacaktın? Çorba için kullanacağım. Süpeşir çorbası için kavrulan soğan, mantar ve havuçlara tavuk suyu ekleniyor. Üzerine yulaf ezmesi eklenen çorba pişmeye bırakılıyor. Olivye için haşlanan patates ve havuçlar ocaktan alınıyor. Keşke bademcan için kızartılan patlıcanlar rondoda eziliyor. Şekerle ezilen safranın üzerine sıcak su ekleniyor. Şimdi ne yapacaksın? Kabaklara geçiyorum. Tatlımı da soğutmaya bırakacağım diye hemen tatlıma... Bu bal kabaklarıyla tam olarak nasıl bir tatlı yapacaksın? Şey yapacağım. Muhallebi tarzı bir şeyler yapacağım. Salada kelem için mor ve yaz lahanasının ardından yeşillikler de bol suyla yıkanıyor. Bu yeşillikleri de salatada mı kullanacaksın? Bu yeşillikler dereotu pilav için. Evet, dereotu pilav için kullanacağım. Bunda maydanozu da şeyde kullanacağım. Nede kullanacaksın? Maydanozu da ne diyorlar, bu çorbada kullanacağım. Haşlanmış tavuk göğüs eti bıçakla ince ince doğranıyor. Bu tavuğu nerede kullanacaksın? Tavuk, biraz bu tavuktan çorbaya ekleyeceğim. Sonra tavuğu olivye için böyle küçük küçük doğrayacağım. Sonra olivye zaten oluyor. Patatesler, havuç ve rondodan geçireceğim. Doğranan tavuk etleri süpeşir çorbasına ekleniyor. Keşke bademcanın soğanları ocağın büyük tarafına alınarak kavrulmaya devam ediyor. Bagali polovo mahiçenin pilavı için tencereye sıcak su konulup ocakta kaynatılıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Tavukları doğruyorum. Olivye için değil mi? Evet, olivye salat için doğruyorum tavukları. Ya ara yemekleri yeterli bulacaklar mı sence? Yeterli bence, yani çok fazla, hem de çok uğraştırıcı, yani basit bir şeyle yapmadım herhalde. Ara yemekte keşke bademcanla sunulacak olivye için doğranan haşlanmış tavuk etleri kaseye alınıyor. Tavuk etlerinin üzerine haşlanmış havuçlar ve patatesler rendeleniyor. Yarışmacılar çok ağır eleştiriler yaparlarsa sinirlenir misin? Tabii ki de sinirlenirim. Yani burası bir yarışma aslında. Sinirlenirim ve bu benim doğal hakkım olarak. Çünkü yani eleştiriye açığım, yani bu eleştirme. Ama bazen insanlar yemek değil ki, farklı farklı şeyler eleştiriyor. Geçen yarışmada nasıl eleştiriler yapmışlardı mesela? Benim yüzümle ilgili çok eleştiriler yapmıştılar. Ve bence insan ilk kendine bakır. Sevda Hanım kendisi zaten bu toks doluru bir insandı. Gelmiş beni eleştirdi. Evet, o kadar. Yani burası bir program. İnsanlara yüzüyle ilgili bir şey yapmamamız gerekiyor. Eğer bir insan bir şey yaptıysa kendini sevmiş yapmış. Kimseyi ilgilendirmiyor. Bu kadar. Büyükçe doğranan sarımsaklar keşke bademcanın soğanlarıyla kavruluyor. Pudinge kedu halvai tatlısı için pişen bal kabakları ocaktan alınıyor. Keşke bademcan için kavrulan soğanlara ceviz ve tereyağı ekleniyor. İran'a özel keşk peyniri de kavrulan harca ekleniyor. Keşke bademcana baharatlar ekleniyor. Kalan keşk peyniri de tavaya alınıyor. Ara yemekte sunulacak keşke bademcan nihayet hazır. Dayanamayıp keşke bademcanın tadına baktım da çok güzel olmuş. Yalnız Oğuzhan yemeklerin için neler neler söylemiş. Burada kurbağa bacağı bile yapılmış. Yani bunlar çok normal bir şey. Burası yemek değil, dünya mutfağı yapılıyor. Nasıl böyle bir şey söylenir? Sadece Türk yemekleri mi yapmak zorundayız? Allah bilir, kendisi kuru fasulye yapılıyor. Hatta kuru fasulye değil de hemen bir şeyler atıştırmalı, zeytinden falan da getirir. Peynir, zeytin öyle. Allah bilir, olsa yanında kuru fasulye, yanında bir soğan da kırar getirir önümüze. Süpeşir çorbasına tuz ekleniyor.
Bagali Polova Mahiçe'nin yani baklalı kuzu incikli pilavın yasmin pirinçleri sıcak suda pişmeye bırakılıyor. Pudinge kedu helvai için suda haşlanan bal kabakları rondoda ezilerek püre kıvamına getiriliyor. Bu tatlı için muhallebi yapacaksın değil mi? Muhallebi yapacağım. Onu ne zaman yapacaksın peki? Hemen yapıyorum. Ay, tatlının soğuması lazım değil mi? Evet, hemen tatlıya geçiyorum. Bitti zaten. Bagali Polova Mahiçe için haşlanan yasmin pirinci ve kuru iç baklanın suyu süzülüyor. Kuru iç baklalı ve dereotla haşlanmış pirinçler sıvı yağ konulan tencereye alınıp üzerine tereyağı ekleniyor. Ana yemek Bagali Polova Mahiçe'nin pilavı nihayet hazır. Kuzu incikler biraz daha pişmesi için ocağa alınıyor. Pudinge Kedu Helvai'nin muhallebisi için tencereye süt konuyor. Süpeşir çorbası da üzerine eklenen göz kararı sütle karıştırılıyor. Yemeklerin güzel oluyor mu sence? Çok da güzel şeyler yapacağım. 100 bin lira da alıp gideceğim. 100 bin lira alıp Bursa'ya dönüyorum. Öyle. Emre Bey kaç puan almış? Çok merak ediyorum. Suhal Hanım'dan 6 puan almıştı. Ben de sandım 10 almış da o kadar iddialı konuşuyor. Yalnız sen de 5 almıştın. Ben 5 almıştım ama bu sefer öyle almayacağım diye düşünün. Bu neden bu kadar sulu oldu? Pudinge Kedu Helvai'nin muhallebisi için şeker sütle karıştırılıp ocağa alınıyor. Tatlı puding kadu halvayı kabaklı, kabak püreli, pudingli, çok enteresan, muhallebili. Yani muhallebi mi, puding mi, kabak mı? Çok enteresan, değişik bir tatlı. Hangisinin lezzetini evrileceğiz bilmiyorum. Daha çok kabak mı, puding mi, muhallebi mi? Çok enteresan. Bu ne çorbaymış ya? Ne çok aşaması varmış meğer. Ne yok ki çorbada? O kadar zahmetli bir çorba olur mu? 3 saatlik çorba oldu. Daha ne olsun ki? Çorbada yok yok ya, daha ne olacak ki? Kendileri böyle bir çorba yapsınlar da biz de görelim. Ay, bu arada çorba kesildi galiba. Kesilmiyor, kesilmiyor. Ya kesilmiş işte. Krema açılmadı ondan, kesilmedi. Şaka ediyorum ya. Kremanı açmam gerekiyor. Yalnız o değil de pilavın sanki dibi tutmuş gibi kokuyor. Tutmuş mu? Biraz tuttu ama bu sarımsak kokusu bastıracak onu. Ay, hemen pilavı ayrı bir tencereye alıp bak bence. En azından üst kısmını kurtarmış olursun. Dibi tutmuş. Yani biraz dibi tutmuş çünkü. Dibi çok değil ama yani çok değil ya. Dibi tutmamış gibi mi geliyor? Neyse ki üst kısmını kurtardın. Şimdi ne yapacaksın? Şey yapacağım. Safran biraz buna. Sıcak suda bekletilen safran suyunun bir kısmı pilav için kaseye alınıp kalan kısmı kuzu inciklere ekleniyor. Kaseye alınan safranın üzerine pilavdan eklenerek karıştırılıyor. Tenceredeki pilavın kenarına kasedeki safranlı pilav yerleştirilip demlenmeye bırakılıyor. Ana yemekte tercih ettiği yemekleri araştırdığımda baklalı bir pilav ve yanında bir kuzu incik sanırsam böyle bir içeriğe ulaştım. Kesinlikle basit buldum. Yani tekrar tekrar söylüyorum ama yılbaşı yemeğine uygun olmamış. Bir kere basmatiden yapıyor. İkincisi baklalı pilav daha önce hiç denemedim, nasıl olacak bilmiyorum. Pilava baklanın yakışacağını çok sanmıyorum. Ayrıca yanında kuzu incik var. Kuzu inciği nasıl yapacak? Marine edecek mi? Sos olacak mı? Yoksa sadece haşlayıp üzerine mi koyacak? Bakacağız. Önümüze geldiğinde değerlendireceğiz ama yine kesinlikle basit ve uyumsuz olmuş. Şimdi tatlının muhallebisine mi geçtik? Evet, muhallebiye geçtim. Pilava yanlışlıkla şeker attın. Biraz üzüldüm. Üzgün müsün? Biraz üzüldüm ama toparlayacağım diye düşünüyorum. Bence bir tadına bak. Belki de düşündüğün kadar tatlı olmamıştır. Bakacağım en son. Un, tereyağı ve süt karışımı sürekli karıştırılarak kaynayan şekerli süte ekleniyor. Ve son 32 dakika. Ay! Hala olivyayı ve kelem salatasını yapmadın. Tatlım bittikten. Tatlının muhallebisine safran, vanilya, hazır puding tozu ve blenderla ezilmiş bal kabakları ekleniyor. Araştırdığım kadarıyla buna gül suyu koyanlar da var. Evet, gül suyu koyanlar var ama gül suyu ben getirmedim.
Yani aslında bulmadım diye söyleyebilirim. İlla içinde olması gerekmiyor muydu peki? Yani özelliği değil. Özelliği değil. Yani insana şey bağlı o. Ben zaten çok insan şey koymuyor. Ne koymuyor? Safran. Pudinge kedu helvayı sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Tatlı da diğer ismini bilmiyoruz. Türkçesi puding diyor. Yani bu haftaya gidebilecek bir tatlı kesinlikle değil. Yani hele de kendimle kıyasladığım zaman kesinlikle değil. Yani yok, böyle bir menü yok yani. Çok basit kaçmış. Kuplara konularak servise hazırlanan tatlının üzeri ufaltılmış cevizlerle süsleniyor. Nihayet hazır olan pudinge kedu helvayı buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Şimdi neye geçiyoruz? Salataya geçiyorum. Salatamızın adı neydi? Salataya kelem. Kelem salatası yani. Özelliği ince doğranması mı? Yani o insana bağlı ama çok büyük olmaması gerekiyor. Kimse rondodan geçiriyor, kimse çok ince doğruyor, kimse büyük doğruyor. Yani o da insanlara bağlı bir şey. İnce ince doğranan beyaz lahanaların ardından yine aynı şekilde doğranan mor lahana da kaseye alınıyor. Lahanaların üzerine havuç rendeleniyor. Üzerine limon sıkılan salataya elde ayıklanan nar taneleri ekleniyor. Yalnız güzel bir salata oldu. Güzel, çok güzel bir salata. Normalde nasıl besleniyorsun? Benim beslenme düzenim önceden çok iyiydi. Bu ara çok yoğun bir hayatım olduğu için artık beslenmeyi çok şey yapmıyorum, zaman ayıramıyorum. Neden bu kadar yoğunsun? Okul, iş, spor, sonra dersler, zaten çok fazla bir tempo var üzerimde. Sonra bu yarışma da oldu. Derslerimden biraz kalacağım gibi düşünüyorum. Hemen toparlamam gerekiyor. Burada da olmak istedin değil mi? Evet, tabii ki de olmak istedim. Üzerine bolca nar taneleri eklenen kelem salatasına ceviz konuluyor. Ayrı bir kasede mayonezli sos hazırlanıyor. Bu arada Selin demiş ki, Fatemeyi daha önce izledim. Sürekli damak tadıma uymadı diyerek düşük puanlar verdi. Düşük puan vermedim. Herkese de çok iyi bir puanlar verdim. En yüksek puanlar da benden geldi. Herkesin de hakkını verdim. Ha, bir de sürekli beni kıskanıyorsunuz diyecek demiş. Aa, zaten beni kıskanıyor gelmeden kıskanmaya başlamışlar herhalde. Tuzla karıştırılan mayonez ara yemek olarak sunulacak olivye ve ana yemekle sunulacak kelem salatasına ekleniyor. Lavaşların bir kenarına olivye yerleştirilip rulo şeklinde sarıldıktan sonra kesilerek dilimleniyor. Bütün yufkalar tek tek sarılarak hazırlanıyor. Ve bütün yemekler nihayet bitti mi? Bitirdim. Şu artanları ne yapacaksın? Ne yiyeceğim? O zaman ben de bir tadına bakayım. Nasıl olmuş sence? Harika olmuş, çok güzel. Hadi hemen bunu da buzdolabına at. Ara sıcakta olivye yemeği var. Bunu da bilmiyorum. Patatesli, havuçlu, değişik bir yemek. Yine satarım kendi yöresel yemeği. İlk defa tadacağım yani, çok bir yorum yapamıyorum çünkü çok enteresan bir menü. İsmen içerikler bana böyle birazcık yani gün yemekleri gibi, böyle patatesli, havuçlu, böyle çok enteresan geliyor. Çok iddialı bulamıyorum. Saygı duyuyorum kendi yöresel yemeği ama bir iddia aramak gerekirse bunun iddia neresinde çok merak ediyorum açıkçası. Son bir dakika. Ay, şunları da hemen bulaşık makinesine koy hadi. Giyinmeye gitmek için çok az vaktin kaldı. Hadi çabuk çabuk. Eyvahlar olsun, son 10, 9. Tezgahı da sil hadi. Ve... Nihayet başardım. Gidiyorum. Koş Fateme, koş. Merhaba. Merhaba tekrar Fatime. Hoş geldiniz. Hoş, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok güzelsiniz. Her zamanki gibi maşallah. Çok teşekkür ederim. Sen de öyle maşallah. Çok teşekkür ederim. Ne var ne yok görüşmeyeli? İyidir. Sizden ne var ne yok. Bayağı sizi özledim ben. Valla tekrar evet. Geldin. Hoş evet. Geldin. Çok teşekkür hemen bunu ederim. Verelim. Hoş buldum. Gel içeride. Buyurun. Yeni yıl haftası. Yeni yıl geliyor. Bakalım bana sürpriz ne gelir. Ha! Merhaba, merhaba, merhaba. Ay ben ilk kez görüyorum. Ay çok güzel olmuş. Ah ışıklarımız, ağacımız,
Merhaba Kardan Adam, Snowman. Ay burada ayrı, şurada ayrı. Efendim yılbaşı haftasına özel dekorumuzla karşınızdayız. Hepinize şimdiden iyi yıllar dileyim, mutlu yıllar dileyim ama yeni yıl haftasına yani 2024'de 5 kala biz de büyük sürprizlerle karşınızda olacağız. Bu haftayı kaçırmayın ama öncelikle başta sevgili Ece Ağar olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yılbaşı dekoru için eline emine sağlık herkesin. Güzel olmuş değil mi? Evet çok sen güzel olmuş. Sen nasılsın peki? Ben gel konuşalım. Çok teşekkür ederim. İlk şöyle söyleyeceğim tırnaklarınız çok güzel olmuş. Çok maşallah. Teşekkür. Senin evet. De ne güzel maşallah. Eldivenle mi çalıştın evet, inşallah? Evet tabii ki de. Maşallah maşallah. Tabii ki de. Gel otur. Şimdi efendim biliyorsunuz yılbaşına özel, bu haftaya özel büyük ödülümüz tam 100.000 TL olacak. Daha evvel sizlere sosyal medya hesaplarımızdan duyurmuştuk. Sizler öğrendiniz ama ben de bir anons geçeyim isterim. Efendim Zuhal Topal'la Yemekteyiz de iz bırakanlarla şöyle yılbaşı haftasına yarışır bir yarışma olsun, rekabet olsun istedik. Onun için daha evvel Fatemeh gibi, birazdan da gelecekler zaten. Daha evvel yemekleriyle, sunumlarıyla, yorumlarıyla imzasını atan Zuhal Topal'la Yemekteyiz de iz bırakan yarışmacılarımızdan bu haftaya özel bir kadro belirledik. Muhteşem menüler olacakmış. Bugün de zaten haberini aldım Fatime'nin. Gördüğünüz gibi yine bizim dokunuşlarımızla kah yarışmacıların da tercih ve zevkleri doğrultusunda sizlere harika sunumlar. Yılbaşı haftasına özel harika menüler olacak. Kaçırmayın diyorum. 100.000 TL vereceğiz. Sen de geldin evet, tekrar. Evet ben de geldim. Ne yaptın görüşmeyeli yarışmadan sonra? Biraz dersimle ilgilendim. İş hayatıma döndüm. Doktora yapıyordun evet, değil mi sen? Evet ben doktora yapıyordum tarih bölümü. Evet, evet çok biraz, güzel. Evet biraz öyle oldu. Evet. Çok tempolu bir hayat geçirdim. Ne güzel. Evet bayağı derslere zaman ayırdım. İş hayatıma geri döndüm. Nasıldı evet. Yarışmadan sonra sana tepkiler? Yarışmadan sonra hem iyi tepkiler aldım hem kötü. Zaten hem normal açıktım. O işin fıtratında evet. Var hepimiz açıkım öyle. Açıkım zaten öyle yorumlara ama iyi yorumlar da çok oldu. İran'dan hem çok güzel. İyi yorumlar. İran'a da tekrar kucak dolusun. Sevgiler, selamlar Fatime. Yılbaşı haftasının ilk yarışmacısı. Aha diğerleri de geldi. Tamam, hadi al bakalım, gidiyorum. Al bakalım. Kimler, kimler, neler, neler. Ay çok zor. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Fatime ben. Emre bende. Memnun oldum. Çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhabalar. Emre hoş geldin. Merhaba iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Ne var ne yok Emre görüşmeyeli. Vallahi güzel. Güzel. Güzel geçti. Güzeldi. Bakalım tekrar buradayız. Tekrar buradasın. Bu hafta neler bekliyor bizi, ne sürprizler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Evet 100.000 TL için bir diğer adayımız yine çok ses getirmişti katıldığı hafta kendisi. Hem kendisi fiziken çok ses getirmişti, çok ses katmıştı. Evet. Hem de yorumlarla da. Seni bir sevdiler, bir sevdiler. Evet, ben sevildim açıkçası. Çok, gerçekten öyle. Seyirciler sağ olsunlar beni bağırlarına bastılar. Evet. Havuza falan da atlamıştım. Evet, hatırlıyorum. Evet, yazdı değil mi? Başlangıcıydı. Yani yaz sonu, Eylül başı gibi falan Eylül bir sezonun başıydı. Evet. Güzel bir başlangıç yapmıştık. Evet. Şimdi 2023'ü güzel şekilde bitirmeye geldik. İnşallah, iddialı mısın? Tabii ki iddialı. Gerçek, bu sefer 100.000 TL ödül yani. Yeni yıl haftası. Televizyon tarihinde böyle bir ödül yok. Yok, geçen sene de biz yeni yıla özel 100.000 TL vermiştik. Fatime'yi çağırdık, gördün. Birazdan diğer yarışmacıları da göreceksin. Merhaba, hoş merhabalar, geldiniz. Merhabalar Fatime Hanım, memnun oldum. Memnun oldum, hoş geçeyim. Geldin. Hoş bulduk. Bir de bu haftaya özel yarışmacılarımıza 3 saat verdik yemek yapma süresi olarak. Normalde 2,5 saatte 5 çeşit istiyoruz ama siz de takdir edersiniz ki menüleri de biraz ağır olacak, zorlu olacak yarışmacılarımızın. Yılbaşı haftasına yaraşır olacak. Merhabalar. Aa, işte o Selin, hoş merhaba geldin. Merhaba Hanım, nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? Merhabalar, çok güzelsiniz yine, merhabalar. Çok teşekkür ederim. Oldum. Evet, tanıştınız Emre. Selin hoş geldin canım. Buldum. Nasılsınız? İyiyim. Seni tekrar görmek ne güzel. Çok teşekkür ederim. Benim için de aynı şey geçerli. Öyle mi? Efendim Selin'i sanırım hatırlamıştır yarışmacılarımız. Bayağı bir zaman geçti üstünden ama. Evet geçen sen, Mart ayıydı. Mart ayıydı. Bayağı geçti. Evet neredeyse seneye devriyesi neredeyse, gelecek. Neredeyse evet. Ve tekrar Selin'de artık yarışacak. Artık her yıl gelirim. Her sene gel ayol. Vallahi sizi görmek, bu ekibi görmek beni çok gerçek. Mutlu ediyor. Özledin mi bizi Selin? Çok özledim. Ay biz de seni hiç özledik. Hiç beklemiyordum. Şok oldum böyle. Ah.
Yani, haber gelince... Tabii, çok da memnun oldum. Ay ne güzel, iyi ki geldin, ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Sen izlemiş miydin Fatime'yi, Emre'yi? İzlemiştim. Ha. İkisi de çok tanıdık yüzler. Fatime Hanım daha yakın bir zaman. Evet. Emre Bey'i hayal meyal böyle... O yaz sonu, Eylül başı gibiydi. Ben sizi fırınınızla birlikte geldiğinizi evet, benim simgem zaten biliyorsunuz. Evet, seni çok andık, izledin mi sonra? İzledim, benden bahsettim. Hatta ben öyle bir çubuk bir şey getirmeye üşenen yarışmacılar hep seni örnek verdim. Bir dedim yarışmacımız vardı Selin dedim. Koca fırınıyla geldi kız dedim. Ankastreleriyle geldi dedim yani. Çok özveriyle, hırsla ve de emekle yarıştı ve karşılığını da aldı. Merhaba, hoş geldiniz. Fatime ben, memnun oldum. Bakalım, Oğuzhan. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Senin, merhabalar. Hoş geldin. Nasılsın Oğuzhan? Teşekkür ederim siz. Ne güzel böyle eski izleri görünce de benim de aynı şekilde bir mukabele. Ne var mı yok Oğuzhan görüşmeyle? İyiyim Zoyla Hanım. Saçlı zamış. Evet böyle biraz imaj değiştirdim. Barmin olunca saçlar kesiliyor, uzuyor. Evet. Böyle değişiklikler olabiliyor. Ah ne güzel, ne güzel. Her şey yolunda mı? Sağlığın keyfi. Yolunda bir problem yok. Barmenliğe devam. Barmenliğe devam. Aynı yerde. Aynı yerde çalışıyorum. Çok güzel. Hiçbir yaramazlık yok. Maşallah. Her şey güzel. Harika. Yarışmadan sonra daha güzel oldu. Nasıldı yarışmadan sonra tepkiler? Yani tepkiler şöyle. Çok tepki de oldu. Çok güzel şeyler de oldu. Evet, evet. Yani açıkçası duruşumu beğenen çok insanlar da oldu. Eleştirenler de oldu. Güzel bir yarışma geçirdiğimizi düşünüyorum. Evet. Tekrar çağrılmak da güzel. Ne güzel. Ne hissettin aranınca? Yani şöyle buraya ait olduğumu hissettim. Çünkü bu sefer burada böyle daha... iyi yemekler yapmak istiyorum. Tabii. Yılbaşı kendimi haftası. Daha iyi göstermek istiyorum ve İnşallah. Sınırlarımı da zorlamak istiyorum. Zorla. Evet. Sınırları zorla. Evet. Ama bana öyle geliyor ki yarışmacılar da birbirlerinin sınırlarını ve sinirlerini zorlayacaklar. Ama biz en büyük rekabeti masalarda, yemeklerle, menülerle görmek istiyoruz. Selin de, Emre de, Oğuzhan da kendi haftalarında birinci oldular ve 75 bin TL'yi kazandılar. Fatih Met de birinci olmuştu. Ama bir başka yarışmacıyla büyük ödülü paylaşmıştı. Ama büyük ödül asıl bu hafta 100 bin TL. Merhaba, hoş geldiniz Safiye Hanım, Fatime ben. Safiye, memnun oldum. Memnun oldum, buyurun. İşte merhaba. O. Hoş geldin Safiye, hoş geldin. hoş geldin Safiye. Nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Siz de ben deyim, saçlar kısalmış. Evet. Ve de tek renk, düz renk. Evet. Aa şaşırdım ben. İlerleyen günlerde. Yaparsın sen bir şeyler. Gel tanış diğer yarışmacılarla, aramıza karış. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Vay çok şıksın Safiye. Emre, Oğuzhan, Selin ve bugünkü yarışmacımız Fatime. Sen de tekrar hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Sizden görüşmeyeli her şey yolunda mı? Çok şükür. Ne güzel, ne güzel. Tekrar bir sizlere de hoş geldiniz demek istiyorum. Yeni yıl haftasına özel yarışmacılarımız işte böyle. Zuhal Topal'la yemekteyiz de iz bırakan yarışmacılar kadromuz böyle. 100 bin TL için hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Güzel bir ödül, büyük bir ödül. Ödül büyük. İddia da büyük olmalı. Bence menüler de masalarda ona keza aynı çarpıcılıkta, özende ve de zorlukta olmalı diye düşünüyorum. Bugün Fatime'nin menüsünü duydunuz. Birazdan size soracağım ama sizleri tekrar aramızda görmek bizim için de büyük bir keyif. Ben de çok mutlu oldum. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı haftalar olsun. Güzel bir hafta olsun. Hemen tabii ki masasına da bakın. Ben mumları yakıyorum. Sen bunları yak. Fatime'yi izlemiş miydin Safiye? Yani birazını izledim. Birazını. Nasıl bulmuştun performansını? İyiydi. Senin de performansın iyiydi. Evet. Demin onu söyledim. Bu kadroda bir tek birinci olamayan sensin. Ama çok konuşuldun. Yemeklerin de çok güzeldi. Kıl payı kaybetmiştin. Eliza'yı da aradık ama seni duyunca gelmekten... Şaka şaka. Şaka aramadık ama bizden ona selam olsun. Gerçekten senin de lezzetliydi yemekleri. Aslında bu kadrodaki herkesin yemekleri çok güzeldi. Evet. Ama biz iz bırakanlar dedik. İnşallah da bu hafta da aynı şekilde izinizi bırakırsınız diye düşünüyorum. Evet Emre, yılbaşı haftasına özel tam 100 bin TL için geldiniz ve ilk tabii ki yarışmacımız sevgili Fatime yine İran yemekleriyle bezeli bir menüsü var. Geçen sefer de aynı şekilde. Hatta bir yemeğin ara yemekti galiba değil mi? Evet. Keşli patlıcanlı olan. Ben çok beğenmiştim. Evet, yeni de yap. Yeniden var. Bu yemeklere aşina olan, yiyen, bilen, duyan var mı aranızda? Ben aşina değilim. Değilsin. Selin? İran mutfağı. Vallahi Zoyla Hanım ben de hiçbirini bilmiyorum. Lezzetini tatmadım daha önce. Tatmadın, yemedin. Bana çok risksiz geldi aynı menüyü. Risksiz. Aynı yemeği koyması. Bence çok riskli bir yemekler.
Öyle mi? Göreceğiz. Evet, çok riskli bir yemekler. Göreceksiniz. Aslında bir yerde risk şu, geçen sefer de aynı şeyi yaşamıştık. Evet. Bilinmeyen yemekler olunca, yarışmacının da bilmediği yemekler olunca açıkçası nasıl olup olmadığına dair şüpheleri vardı yarışmacıların. Biraz da damak tatlarına uymadığı için yadırgamışlardı. O anlamda biraz zorladılar Fatime, ama Fatime de onları çok güzel zorladı. Ne demek risk ya? Bu kadar, o kadar emek verdim. Yemeklerim, yani çorba dahil, o kadar riskli bir yemek. Yani onlar yapabilirler mi böyle çorba? Daha birinci dakikada kıskanmaya başladılar. Zor bir hafta olacak sizler açısından. Ya menü çok bilmediğimiz şeyler, evet, isim olarak, ama altyapı olarak baktığımız zaman hepsi aynı. Aslında hep bizde de kullanılan malzemeler. Bizde de bazı baharatları falan farklı şeyler oluyor. Baharatlarla renklendirmiş falan. O noktada biz falan. Ve ekibim tabii ki biz ekip olarak yanınızdayız. Yani gerek burada araba motorlarından gerek onların bilgilerinden de faydalanacağız. Fatime de bizi aydınlatır zaten. Masası nasıl? Masası yılbaşına... Yılbaşı konseptine evet, uymuş. Uymuş. Uymuş ama yeterli değil gibi geldi bana. Ben daha ilk günün yarışmacısı, daha böyle şatafatlı bir masa beklerdim. Öyle mi? Ne kadar şatafatlı olacak ki? Ya olabilirdi. Bence daha farklı evet, aksesuarlar kullanabilirdiniz. Yani bunlar yılbaşına mesela, özen, yani bunlar, daha ne kadar yani... Şöyle geyikli özen peçetelerimiz var. Bizim değil mi bunlar? Evet. Evet, evet. Biz tabii ki özellikle bu hafta için sonsuz desteğiz. Yeni şeyler de aldık sizler için. Siz de kendiniz, ben de şuyu mu evden getireceğim, bunu mu kendim kullanacağım derseniz tabii ki o da kabulümüz. Ama bunların hepsi bizden herhalde. Yok yok, ben kendim getirdim. Neleri getirdin? Bunların hepsini ben kendim yok, getirdim. Yok, tabaklar falan buraya. Yok yok, tabak... sadece bu susalar ben kendim getirdim. Yani, oradaki süsleri, evet, yılbaşı yemişi, evet, onlar falan şey, çiçekleri. Bu tabaklar herhangi bir şey programı ayrıldı. Yani daha iyisi olabilirdi ama en azından yılbaşı konseptine uygun olmuş bence de. Evet. Peki. O zaman çorbayla başlayalım. Evet, ara ara masayla ilgili Oğuzhan bir şey söylemek istiyorsan seni de dinleyelim. Evet, ben de masayla bir yandan da kulağın bizde olsun tatlım. Ben masayı pek uyumlu bulmadım. Ben normalde sadeliği seven birisiyim ama bu masadaki detay bence bir sadelik değil, biraz karışıklık var burada. Fazla mı olmuş yeşillik falan? Kesinlikle şık değil ve şık durmuyor. Beyaz masa örtüsünün üstünde runner'ı bu şekilde kullanması da bence hoş olmamış, kapatmış. Şuradaki servis kaymasını anlayabilirim ama servis konusu biliyorsunuz ben birazcık takığım. Evet, takıksın. Bu tarafı mesela şurada olması bayağı bir çok böyle enteresan durmuş. Şurayı anlayabilirim çünkü yanınızda Fatime Hanım. Yöresel yemeklere saygım sonsuz. Kesinlikle yapılabilir. Evet. Destekliyorum. Ama bu yılbaşı haftası. O yüzden bence çıtanın yüksek olması gerekiyor. Bunu benim menümde herkes görecek. İnşallah. Yani Fatime Hanım İran mutfağını buraya taşımış. Evet. Biz de oraya gidebilirdik. Orada yiyebilirdik o yemekleri. Gidiniz o zaman, gidin öyle yemekler yiyin. Umarım bir, güzel yapmışsınızdır. Biz Sivas'a gideceğiz zaten. Bir Sivas yarışmacımız vardı iddia etme yemekleri böyle değil. Emeğinize saygım sonsuz. Ben sadece iddialı yemekler yemek ben istiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum masa düzeni geçmeden. Kendisine neden altında Amerikan servisi yok? Aa, bir aksilik yaşadım. Ne oldu? Bir aksilik yaşadım. 5 tane almıştım. Bir tanesini hiç bulamadım. Ondan dolayı oldu. Kayboldu. Evet. Zaten 5 tane aldıysanız öbürünü bulamazsınız. 6 almanız gerekiyor. 6! Böyle bir durum var. Bir aksilik yaşadım. Çünkü ben başka türlü anlamıştım. Ondan dolayı oldu. Yazılı ayrılırız bak, saymadılar. Tam, hayır. Nasıl? Belki sizi saymamış olabilir. Vallahi beni saymadınız ama ben burada fiziken oturuyorum burada. Çok güzel bir hafta olacak. Çok eğleneceğiz. Kendi önünde Amerikan servisi unutmuş, aldım, eksik aldım dedi. 5 tane almışım, birini unutmuşum dedi. 5 aldıysa, birini unutuyorsa 4'e düşmesi gerekiyordu. Talihsiz bir açıklama yaptı. Bence o Zuhal Hanım'ı saymamıştı herhalde. 5 tane yarışmacıyı saydı. Zuhal Hanım unuttu. Amerikan servislerinden bir tanesi eksikti. 5 tane aldım dedi, birini bulamadım dedi. Çok alakasız bir açıklama yaptı. Madem bu yarışmaya katıldın, o zaman ondan 5 tane varsa onu koysaydın kenara, gitseydin atıyorum yeşil bir servis alsaydın. Ne yazık ki oradan da bir eleme yaptı. Bir önceki menünüzde tavuk pilav yapmıştınız sanırım. Gene tavuklu ürünleri var. Çorbada tavuk var. İncik var tavuk yerine. Çok ünlü bir İran yemeği. Siz galiba İran yemeklerini bilmiyorsunuz. Yo, ben zaten bilmiyorum. Evet, bilmiyorsunuz. O zaman biraz araştırıp gelseydiniz. Ben yemeklerinizi araştırdım zaten. Ha, araştırdım, sahibi değilim, iyi baktım yapmışsın sadece. Tabii biraz araştırmak da evet, gerekiyor yani. Yani baktım. Merak ediyorum. Safiye,
Ne oldu diye biraz durgun gördüm ben seni. Eski Safiye yok ya. Bizim bildiğimiz Safiye bu değil. Eski Safiye vardı. Bugün motorla geldi, motorumla. Biraz onun yorgunluğu var, stresi, yoruldum. Motosikletle mi geldin? Evet. Sen motosiklet mi kullanıyorsun? Evet. Ben de motor sürüyorum ama. Aa! Yani 2 saat erken geldim. Yok, benim farklı bir aksaklıklarım da vardı. Ha, okay. Ben senin motosiklet kullanıyorum. Hani bu yorgunluğum motordan kaynaklı. Uzaktan mı geldiniz? Karşıdan, Küçükçekmece. Ama sizin bunu bilerek... Normalde biz aldırıyoruz ya arabayla. Niye sen kendi motorla geldin? Yok, ben hava güzel olduğu için kendim gelmeyi tercih ettim. Ama siz kendiniz tercih ettiyseniz bu bir aksaklık olamaz. Sizin havanın pek güzel olduğunu söyleyemeyeceğim ben de. Şu an masaya geç kalmadım ki zaten. Ama sonuç olarak bunu burada dile getiriyorsunuz ya hani. Ama bu yani sizin bu sorununuz. Yorgunluğunuzu buraya taşımanız zor. Buraya erkenden kalkıp hazırlanıp geldiysek sizinle yapmanız gerekiyor. Zaten. Yok, geç kalmadın da durgun görünce biraz dedim ben bir şey cevap mi oldu? Veriyorum. Ha. Yok, bir sıkıntı yok. Rüzgar mı çarptı acaba? Ya güneş var bugün ama hava soğuk tabii. Kaskını takıyorsun. Sen racing mi kullanıyorsun? Chopper mi? Yok, normal. Scooter. Scooter tarzı. Scooter'la küçük çekmeceden geldin. Ben senin motosiklet kullandığını bilmiyordum. Aha, ne güzel. Ama Safiye'nin çok şaşırtıcı özellikleri evet, var. Zaman zaman dile getirmişti. Şöyle bir durum var. Bir yere ilk iş görüşmesine gittiğimiz zaman bile ilk izlenim çok önemlidir. Bize kesinlikle. Atıyorum mesela 3.30'da denildiğinde bizim oraya 3.10'da gitmemiz gerekiyor. O saygı olarak ben ilk izlenim çok önemlidir mesela. Bu yeni haftanın ilk izlenimini hoş yani değil mesela. Yani siz sonuç olarak geç kaldınız. Masaya yetişemeyen bir insan 3 saatte mutfağa nasıl yetiştirecek? Ben onu göreceğiz o zaman. Ben masaya geç kalmadım. Bu Emre biraz gıcık galiba. Evet. Hadi ilk günden böyle yapıyor da hadi hayırlısı bakalım. İnşallah bir aksilik yaşamıyoruz. Böyle devam ederse benim de çekicikleri var. Şimdi Safiye Hanım bu şekilde bahaneler dile getiriyor ama ben de dün elimi kestim, dikiş atıldı. Kaç saat hastanedeydim. Hani dikiş mi atıldı? Ben geç gelmeseydim, geç gelseydim. Aa, onu ben de yara bantını gördüm ama o kadar tahmin ettim. Geçmiş olsun. Mi kestim, bayağı derin. Yani böyle bir aksilik oldu ay, maalesef. Ay çok geçmiş. Neyse, herkesin kendine göre sıkıntıları tamam, vardı. Tamam ama hani bunlar bahane olabilir. Sabah baktım boynum bir tutuk. Yüzleşme bırakmayın güzel güzel. Yılbaşı haftasındayız. Bence bunları masaya taşımayalım daha fazla. Enerjimiz yani, düşmesin. Ama yani tabii seni peki yemek yapmanı engellemez inşallah. Umarım engellemez. Ay dikiş, kaç dikiş atıldı Selin? Zuhal Hanım 2 tane ama açık yani kanaması durmadığı için. Ya Allah beterlerinden korusun. Evet hepimizin bir insanız, bir şeyleri olabilir ama inşallah bu hafta bütün aksilikleri, dertleri, sıkıntıları bir kenara bırakıp hem seyircilerimiz için hem de sizler için renkli, güzel, keyifli bir hafta olmasını umuyoruz. Safiye Hanım bahane üretti. Yarışmaya geç kaldı. Ben bizim hakkımıza girdiğini düşünüyorum. Biz nasıl özen gösteriyorsak bence o da özen göstermeliydik. Hele ki Best of haftasında. Ya bu konuda hakkımızı yediğini düşünüyorum açıkçası. Safiye Hanım tutumsuz konuşuyor. Havanın iyi olduğunu ve motorla geldiğini söylüyor. Hava işte iyi değil, gayet de soğuk bir hava. Ben de kendim motorla geldim ve kışlık kamuflajlarımı giydim geldim ve buraya 2 saat önceden geldim. Bu bir sorumluluktur. Kesinlikle yaptığını hoş karşılamıyorum. Buraya tam zamanında gelmesi gerekiyor. Geç kaldığım için biraz yüklendiler bana. Beni daha tanımıyorlar henüz. Bunu benim bir açığım olarak üstüme geliyorlar. Ama daha önümüzde 4 gün var. Ben de onların en ufak açıklarını kesinlikle es geçmeyeceğim. Çorbanın adı neydi Fatime? Ben telaffuz edeyim. Süpeşir. Süpeşir. Evet. Süpeşir. Yani eşir çorbası. Tavukluydu, havuçluydu değil mi? Evet. Zeynep Hanım sadece o parmaklarına yemek yapabilecek misiniz? Neden? Yani iyileşirse neden yapmayayım? Şu an dikiş var ama... İyileşirse derken? İyileşirse. Bu hafta bir ara yapman lazım yemek artık. Yani yapacağım ama hani şöyle bu benim performansımı illaki etkileyecektir. Normalde siz Allah. De benim şanssız iddiamı daha önceden biliyorsunuz. Evet. Yine aynı şekilde yok hazırlandım. Yok yok seni o 2 dikiş durduramaz. İnşallah yani ben tek temelde... Ben senin cevap vermek istiyorum. Ben de bir parmağımı şey keseyim. Güçler eşitlensin o zaman. Şöyle ben bu cevabı doğru bulmuyorum. Ne oldu? Parmağım kesik bir şekilde yarışacağım dedi. Evet. Siz beni önceden daha iyi biliyorsunuz dedi. Ne kadar yeteneğim. Güçler eşitlensin hepiniz parmağınızı ben kesik. O zaman eşitlensin yani bu bir bahane değil bence. Geçmiş olsun bu arada şey yapmıyorum. Şöyle. Siz yeteneklisiniz bu arada. Ben tabii sizi de biraz araştırdım. Çok iyiydi yemekleri. Evet çok yemekleriniz de güzeldi. Ederim, övgüleriniz için ama tabii ki bu benim performansımı etkiler. Ama ben elimden geldiğince bu şekilde menümü çıkartmaya çalışacağım. Bu arada ben de aynı şekilde arkadaşlarım bilgisi daha önce verildiği için ister istemez bir araştırmaya girdik ve evet. Ben de Oğuzhan Bey'i daha önce kendi haftamda da Oğuzhan Bey'i rakip görmüştüm. Bu hafta da Oğuzhan Bey'i kendime bir tık rakip gördüm açıkçası. Bir tek onu mu bir tık rakip gördün? Sadece Oğuzhan Bey'i rakip gördüm. Bence yanılmışsınız. Vallahi ben göreceğiz. Hiç yanıldığımı düşünmüyorum şu çorbayı gördüğümde ama bir de tadına bakalım. Peki öyle afiyet olsun. Yeni yıla özel 100.000 TL'lik bu hafta içerisinde
Biliyorsunuz yarışmacılarımıza 3'er saat verdik. İşte onların ilki Fatime'nin ilk yemeği çorbasıyla başlıyoruz. Yeni yıla özel bu haftamız. Herkese hayırlı olsun. Eline sağlık Fatime. Afiyet hadi olsun. Bakalım. Ben buyurun. Çorbayı biraz anlatayım. Çorba 3 saatlik pişti. Çorbam. 3 saat mi? Evet, 3 saat pişti. Yani sonuna kadar pişirmeye devam ettim. Ha sen başında çorbayı. İlk başladın. Çorbayı yani, koydun sonuna kadar pişti. Değil yani evet sonuna kadar çorba bayağı pişti. Tavuklar 3 saat pişti mi içindeki? Efendim? Tavuklar ayrı. Tavuklarınız az pişmiş çünkü. Tavukları ayrı pişirdim. Nasıl az tavukları pişirmiş hem işine de havucu koymuş hem diyorsun. Tavuklar çok evet. Sert tam pişmemiş. Çok da iyi pişti bence biraz daha... Detaylı yiyin. Siz bence beğenmemeye gelmişsiniz. Krema var sanırım değil mi Fatime? Evet. Krema mı süt mü? Evet, süt de var, krema da süt var. Süt de var, krema evet. Da var. Mantar da var, havuç mantarlar da var. Mantarlar çiğ. Nasıl çiğ? Yapma ya. Çok sert nasıl geldi. Nasıl çiğ mantarlar nasıl pişer? Pardon ya. Nasıl yani pişer? Bana mantar sert kaç geldi. Dakikada pişiyor? Bilmiyorum. Bence mantardan önce konuşmamız gereken bir şey var. Önceki tuz. 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 Evet. Gerçi siz masada tuz sevmiyorsunuz zaten, istemeniz gerekiyor. Nasıl yani? Ben tuz sevmiyorum değilim masada masaya yani. Koymuyordunuz, ben öyle hatırlıyorum. Evet, doğru hatırlıyorsunuz. Evet. Masaya... Bravo, ben unutmuşum, sen evet. Hatırlıyorsun. Tuz evet, sen koymuyordun galiba değil mi? Ya evet, yani bu şey zaten hani yemeklerin şefin kendi yapmış olduğu tadıyla, tuzuyla yenmesi gerekiyor. Zaten eksik bir durum varsa ben tuzu getireceğimi belirtmiştim. Şef yapamamış işte, sorun orada. Tamam, o zaman getirebiliriz, isteyelim. Tuzsuz isteriz. Mu? Tuzsuz çorba. Tuzsuz. Nasıl tuzsuz? Evet, tuzsuz? Gayet değil, ne kadar tuz olması gerekiyor? Siz bir şey diyeceğim. Bu çorba! Bu çorba pilav falan değil. Orada tuz var, ekleyebilirsiniz. Tamam, ben tuzu ekleyeceğim. Tuzu eklemeyeceğim. Çorba içmeyeceğim de. Niye buradasınız? Siz önümüze şimdi tam tuzuyla getirmek zorundasınız. Ben tam tuzuyla getirdim. Gayet şu anda herkes tecrübeli ve birinci. Siz kabul bu çorbayı tam tuzuyla getirmek zorundasınız. Tam tuzuyla getirdim. Arkadaşlar sorun tuzu yok. Bu çorba değil zaten. Sorun o. Ben, ya, ne bu? Çorba değil. Şunu bir tartışmak istiyorum. Bir saniye, bir teker teker konuşalım. Bir Oğuzhan tamamlasın, size de söz vereceğim. Ki Fatema Hanım, bir şey sormak istiyorum. Bu çorbanın tuzsuz olduğunu iddia ediyor. Tuzsuz değil. Tamam, değil diyorsunuz. Tuzsuz. Ya bu yorumunuzla bundan sonraki gelecek yemeklere ve bundan sonraki arkadaşlarımızın ve benim gelecek yemeklerimize nasıl yorumlar yapacağız? Nasıl tartışacağız? Ya şunu tuzsuz şuradan değil. Geçen tuzsuz 50 kişi içse bunun 49'u 50'si tuzsuz olduğunu tuzsuz söyler. Tuzsuz. Net bir şekilde söylüyorum bunu. Peki, gönül rahatlığıyla. Tuz ekleyebilirsiniz. Tuz ekleyin. Tamam, ekleyelim. Okay. Peki, diğer kalan kısımlarıyla ilgili yorum yapacak mısın Oğuzhan? Mantarları bir tık diri. Çorba çok enteresan bir çorba. Katı bir çorba. Sanırım bizim kıvamı böyle ama oluyor. Hiçbir lezzeti ve tadı yok. Tadı kıvamı yok? Böyleyse bu saygı kadar duyuyorum. Bir arada hiçbir lezzeti yok mu? Kıvamı böyleyse doğrudur. Doğru yapmışsınız da saygı duyuyorum. Ama tadı kıvamı hiçbir bir tada sahip değil. Nasıl bir tadı yok ya? Nasıl bir tadı yok? Yok? Bu yöresel bu kadar malzeme bir arada tad yok mu? Cidden yok. Sizin damak tanınız yok. Siz tadını evet, tuzunu vermezseniz bu yorumlara evet, azaltmamız işte gerekiyor. Evet. Bir saniye bir dinleyeyim. O senin yüzden tadını tuzunu verememiş mi? Zuhal Hanım, tuzu gerçekten eksik çorbanın ki ben normalde de tuzlu yememe rağmen sonuçta herkesin damak tadına uygun yorum yapmak zorundayım. Tuzu eksik, tavukları tam haşlanmamış ve alttan bir yanık kokusu geliyor. Ununu fazla kavurmuşsunuz. Un yok alttan zaten bir yanık... bunun içinde. Burada hiç yanık bir şey var. Ama un yokmuş. Un yok bunun içinde. O zaman şu yulafını bir şeyini kavurmuşsun. Nasıl? Yanık geliyor bundan. Kavurma. Bir şey yapmışsın bu çorbada. Yanık tadı geliyor. Yanık tadı da gelmiyor. Alttan bir is tadı geliyor yanıksı. Dibini bakın, aldı mı çorba? Dibini yok, tutmuş dibini o zaman. Gürbüz oğlan. Şimdi çorbadaki yulaf yok. Dibini de tutmadı. Çok çok hafif var. Neyle bağladın çorbayı tatlım? Şöyle. Ben ilk soğan kavurdum, mantarlara kavurdum. Yok, bağlamak için evet, çorbayı... Evet, bağlamak için en son süt ekledim. Bakın, süt ekledim. Bir tek hatta, süt ve krema evet, var? Evet, süt ve krema. Başka hiçbir hatta şey yok. Kesilmedi yulaf bile. Var. Kesilmiş, o kesilmedi değil. Bu şey yulaf değil mi içindeki? Evet, yulaf var. Yulafın şeyi olabilir mi? Ufak, nişastası dibine sarmış. Ufak zaten nokta nokta kesikler var. Kesik. Ben bana geldiğinde sıra söyleyeceğim. Arkadaşların söyledikleri o yanık kokusu değil. Kremanın çiğliğinin kokusu. Aa, krema ve sütü sonradan eklediği diyor. İçin krema ve sütü sonradan eklediğini söylüyor. En son ekledi. Onlar tam pişmemişler, özleşmemişler. Çiğ krema kokusu var. Ama böyle bir koku bundan değil. Ben Selin Hanım'a katılıyorum. Çok ben hafif bir şekilde. Ben almadım. Ben almadım. Doğru bir şekilde ben de aldım. Ben almadım. Çok hafif böyle. Çok güzel. Çorba siz İran'da hani bilmiyorum. Katı çorba. Sonuç olarak biz hiçbirimiz İranlı değiliz. Onun için bize de hitap eden bir şeyler çorba bence olması gerekiyor. Sonuçta İran'dan puanlar verilmiyor size. Biz veriyoruz. SMS atmayacaklar İran'dan size. Puanı biz vereceğiz. Siz o yüzden bize de hitap eden bir çorba olması gerekiyordu. Ben yorumumu söylüyorum. Bana göre katı ve şey kesinlikle. Arkadaşlara tat konusunda katılıyorum. Hiçbir tadı yok. Nasıl bir tadı yok? O kadar her şey malzeme içinde nasıl bir tadı olmaz? Bir olması çok merak ediyorum tamam, siz nasıl bir şey yaptınız. Tamam, merakınızı gidereceğim. Evet, beklerseniz buyurun anlatacağım. Bekliyorum. Nasıl sabahları böyle
Sağlıklı beslenen insanlar sütle yulafı hemen yaparlar. Biraz yulaf tatsızdır. Onu tatlandırmak için işte içine hurma koyarlar. İşte meyve koyarlar. Falan, evet. Tatlandırır. Aynı o şekilde sanki sütle yulaf yiyormuşum gibi. Öyle bir tatsızlık tuzlu var. Tuzlu olmadığı için çok yulaf lapası gibi. Yemeğin lezzeti yok. Lapası gibi. Lezzetsiz bir yemek olmuş. Hiç kabul etmiyorum. O kadar malzeme var içinde. O kadar malzeme içinde nasıl tatsız? Bağıramazsınız ama. Sesinizi yükselttiğinizde haklı olmuyorsunuz. Çok özür diliyorum. Ben başka bir şey sormayacağım. Elektriği kaldıramıyorsanız katılmayacaktınız. Katıldım size. Bence sizin damak tadınız yok da. Benim mi damak tadım yok? Ya becerikli değilsiniz de hemen başlamadan. Ya kusura bakmayın ama siz şu an Türkiye televizyonlarında yayınlanan bir yarışmada yarışıyorsanız bizim damak tadımıza da uyacak bir şeyler yapmak öyle bir kural yok. Evet yani kesinlikle katılıyorum. Eğer bizim çorbadan anlamıyorsak bilmediğimiz içindir ki bu çorbanız kesinlikle çok koyu, tavuklarınız pişmemiş ve dibine sardığınız yanık tavuklar var. Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsunuz? Nasıl pişmemiş? Çorbanızın elle tutulan hiçbir şeyi yok hanım. Eyvah eyvah. Peki bir Safiye'yi de dinleyeyim. Arkadaşlara katılıyorum. Tuzu yok. Yok denilecek kadar yok. Mantarlar diri. Tavuklar dediği gibi pişmemiş. 3 saat pişti diyor. Yok bir diri tavuk. Ayrı düdüklüde ne kadar pişirdin tatlım? Düdüklüde değil. Tavuk ayrı pişirdim. Mantar tencerede ayrı. Mantar ve tavukta bir dirilik var. Yanık kokusuna katılmıyorum. Sarmış, yanık kokusu. Böyle dibine sarmış yani. Yulaf muhtemelen ona katılmıyorum ama yani bebek maması gibi bir şey nasıl olmuş. Bebek maması siz de bir yani bebek maması almışsınız. Ayrıca her tarafta çıkan fikirler de bebek var maması, bebek maması, bebek maması. Bakın bunlar da kesilen yani bu çorba, Emre Bey'in verdiği. Safiye'yi yani dinleyelim bu seni. Bu çorba değil yani bebek maması şimdi, kıvamında. Bizim damağımıza göre çorba. Hiç uymuyor ne, yani. Tadı yok, toz, lezzeti yok. Kimse tatalamadı yılbaşı haftasını özellikle. Ya da el lezzetiniz yok. Ya bir de ben yok. Bu çorba şimdi sunum yapıldı. Ben sizin damak tadınıza tamam. Yapmak mecburiyetinde değilim. Orası öyle, o konuda evet. Haklısın da. Ama siz tabii kendi altınızda benim damak tadıma uymadı deyip herkese bir şey söylemedim. Ben öyle bir şey söylemedim, damak tadıma uymuyor. Hiç öyle bir kelime söylemedim. Zuhal Hanım, çorbanın kesildiğini Selin Hanım'ın tabağında görebiliriz zaten. Çorba kesildi mi sütün? Kesilmemiş, kesilmemiş. Bunlar ne peki? Mercimek tanesi kadar hepsi beyaz. Yulaflar. Yulaflar mı onlar? Yulaflar yulaf. Onlar yulaf. Çorba, yoğurdun kesin. Yoğurdun. Yoğurt değil ya. Nasıl yoğurt? Siz hiç aracılık yapmadınız mı? Biraz sakin olun. Bana sesinizi yükseltmeyin. Nasıl diyorsunuz bana yoğurt? Yoğurt yok mu bunda? Yoğurt yok. Un diyor un yok. Yoğurt diyor yoğurt yok. Yoğurt yok. Un yok yani. Süt kesilmiş, krema kesilmiş. Anlamıyorsunuz galiba değil mi? Bence siz beğenmemeye gelmişsiniz. Tamam. Tamam ben beğenmemeye geldim. Tamam beğenmemeye geldim. Hepimiz beraber beğenmemeye gelmişsiniz. Ortak olarak beğenmemeye gelmişsiniz evet, yılbaşı haftasında. Ortak olarak biz karar verdik yayın evet. Öncesi. Dedik bunun hiçbir yemeğini beğenmeyelim. Evet. Bir de ortak olarak hindiye girmek istemişsiniz 5 kişi. Evet. Öyle bir hindiye yok. Herkes evet. Tek başına yapacak yemeğini. Espri bir tarafa. Afiyet olsun canım. Ara yemeğimiz neydi bölüyorum ama. Ara yemeğimiz salata olviye. Evet o da tavuklu bir salataydı değil mi? Evet. Ve yanında peşke bademcan. Aslında tavuk evet. Bıraktınız inşallah. Evet. Hepsini toplamışsınız. Bıraktım. Size bıraktım özellikle. Daha kolay ya. Hani tavuğu pişirmek. Gönlünüze evet. Biraz bıraktım. Tamam. Eline sağlık. Çorbası çok kötüydü. Kesinlikle mama gibiydi. Alttan bir yanık tadı geliyordu. Muhtemelen dibine tutturmuştu. Tavukları hiç pişmemişti. Yani tavuğu bile pişirememiş. Ama tabii ki masada bunu ele vermemek için kendini sonuna kadar savunmaya devam etti. Çorbası çok kötüydü. Tam bir fiyaskoydu. Çorbası olmamıştı. Krema kokuyordu. Sütü çiğdi. Kestirmişti. Kestirdiğini kabul etmedi. Ama Selin Hanım'ın tabağında da kesik kremaları, sütleri hepimiz gördük. Açıkçası çorba demeye bin şahit lazımdı. Sıcak da değildi. Kış ayındayız. Sıcak bir çorba içmek en doğal hakkımız. Bu arada demin Selin satır arasında bir şey söyledi. Ben dedi arkadaşlara dedi baktım dedi kimler katılacak diye. Araştırdım dedi kendi haftalarında. Bize haber verildi dedi. Evet biz bu haftaya özel yarışmacılara kimler yarışacağını söyledik. Daha evvel biliyorsunuz normal rutinimizde kimse birbirini tanımıyor, bilmiyor kimin yarışacağını. Ama bu haftaya özel yarışmacılarımıza yine söyleyeyim. Deklare edildi rakipleri. Bir de 3'er saat verdik yemek yapma süresi olarak. Çünkü normal her zaman yapılan yemeklerden daha zor, daha farklı, daha meşakkatli yemeklerle gelecekler inşallah. Ben yine gün be gün öğreneceğim menülerinizi her zaman olduğu gibi. Bugün Fatime'nin menüsüne başladık. Fakat ortak olarak kimse çorbayı beğenmedi Fatime.
Çorba gayet güzel, tuzu sen da eksik katı olduğuna, değil. Ya da tuzsuz olduğuna zaten, katılmıyor musun? Yok, katı Fatih zaten Hanım, böyle olması gerekiyor. Katı bu çorbayı olması bize gerekiyor. Bu kadar büyük bir kasede ve bu kadar çok vermek zorunda mıydınız her şeyden çorba önce? Kasesi. Biz çorba kasesi. Nerede getirseydim, nasıl getirseydim çorbayı? Hayır, az da koyabilirsiniz. Kase okey, kaseniz budur bir şey diyemem ama yarısına kadar da koyabilirsiniz. Yani bu kadar... O konuda haklı. Bunu burada yani çorba, çorba her çorba zaman için birazcık daha az olmalı. Ağzına kadar dolduğunun manası yok. Kendisi de çok güzel bir çorbaysa benden bir kaşık fazla almış. Kendisi de yiyemedi çorba. Çünkü çorba bu arada kimse takılmadı ama çorba aşırı soğuk arkadaşlar. Bu arada çorbanın soğuk içerisinde... Değil, çorba soğuk. Ilık. Yani çok soğuk değil de ılık. Yani bir çorba sıcak olur anladın mı? Bir de artık havalar soğudu, Ocak ayındayız. Artık sıcak çorbalar içmemiz gerekiyor. Aslında duman üstünde evet, bir çorba evet. ister herkes çorbanın yani. Çorbanın sıcaklığına kadar o kadar çok hatası vardı ki bence sıcaklığına gelemedik. Etmiyor. Yani Fatema Hanım kendi haftasında da kabul etmemişti. Ben özellikle izlemiştim zaten bölümünü. Hmm. Benim güzelliğimi kıskandınız. Ya i̇şte ben bunlar böyle olur etmiyor. Değil. İşin içinden çıkmıştı, çok iyi hatırlıyorum. Nasıl çıkmıştı? Ama bu hafta öyle olmuyor. Çok güzel çünkü yemekler herkes birinci, herkes başarılı. Çok güzel. İlk siz o tırnak için ne diyorlar, parmaklarını nasıl yemek yapacağım? Ben o çok merak ediyorum. O sizi ilgilendirmez, o beni ilgilendirir. Evet. O benim problemim. Ben şu an sizin masanızdayım. Benim masam... Yani zaten, ben bu parmakla yaparım ama siz sağlam parmaklarla yapamam. Siz zaten beğenmemeye gelmişsiniz. Ben hiç öyle değil. Güzel yapsaydınız emin olun beğenirdim. Da çünkü daha rekabet çok olan bir hafta bu beni mutlu şimdi eder. Yani. Çok da güzel yaptım. Geleyim. Hani 100 bin TL ödül büyük bir meblağ. Umarım tabii ki güzel olan yemekler neticesinde güzel yorumlar ve puanlar verirsiniz birbirinize. Bunu bekliyoruz tabii ki. Tabii ki strateji, gene yarışma, gene rekabet hatta daha üst düzeyde. Ama yine de haksızlık derecesine varan puan kırmalara, kırpmalara karşıyız. Onu tekrar söyleyeyim. Yani güzel yemekler yapılırsa çok üzmeden, kırmadan, çok budamadan tabii ki kendinize göre puanlarını verirsiniz diye düşünüyorum. Gene haksızlık olmasın. Evet, onların bir tık daha böyle yemek gibi oluyor çorbaları. O konuda haklı, daha yoğun. Daha sanki yediğinizde böyle doyurucu ve ana öğünmüş gibi çorbalar genelde menülerinde ama bu böyle normalin üzerinde katı gibi geldi bana. Sütü ya da kreması kesildi mi Gürbüzcan? Mutfaktayken kesilmedi Zuhal Hanım. Bu galiba parça, ben de aldım o kokuyu. Yulaftan kaynaklı olabilir mi acaba? Çok mu koydu yulafını? Bayağı koydu Zuhal Hanım. Kavurdu mu o yulafları? Kavurmadan çorbanın içine attı. Zuhal Hanım öyle ısıtırken pişiyor. Eğer karıştırmayı unuttuysa bir süre altına bir tık sarmış. Hafif bir yanık geliyordu alttan. Böyle, ya belki. Yanık değil, siz de tutturmuşsunuz yanık. Yanık diye bir şey yok. Dibine sarmış çorbanı Fatime Hanım. Kabul etmeyeceksiniz, belki tabii ki savunacaksınız ama dibine sarmış. Olabilir. Gerçek bu yani. Öyle bir şey yok ya Senil Hanım, siz de abartıyorsunuz. Ne yanmış, yanmamış. Gayet de güzel olmuş. Tencereniz duruyor mu, tencerenizin dibi? Hayır, izin vermiyorum. Yani bu Fatime Hanım'a biz bu hafta hatalarını kabul yani. Ettiremeyeceğiz. Fatime inşallah yanıma durmasın. Öyle öyle. Yani ben izledim. Bugün yemek kendi haftasında öyle bir hanımefendi evet, kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Sonunda da güzelliğimi kıskandınız diyor. Tencere dilin kara, seninki benden kara. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Fatime Hanım'ı izlediğimde kendi haftasında önceki yarışmalarda normal bir sıradan hafta olduğu için 6 çeşitle yarışmıştı. Şu evet. an yılbaşı haftasında 3 saat var yine 6 çeşitle yarışıyor. Hmm. Ve yemekleri de bence çok basit. Yılbaşı haftasında uymayan siz yemekler. Bence hiç bu yemekleri bilmiyorsunuz da öylesine evet, bir şeyler söylüyorsunuz. Evet bilmiyorum ama bu araştırmadığım anlamına gelmiyor. Yemeklerinizi araştırdım, puding var. Yani hani tatlı olarak evet. puding yani onu hatırlıyorsunuz. Bu kadar ağır yemek üzerine ne verecektim? Bu kadar ağır yemek üzerine. Yani etin üzerine ben hiçbir zaman puding yemeyi tercih etmedim. Hiçbir yerde. Sizin tercihiniz. İşte sizin tercihiniz. Moğol sen bir şey söyleyecektin demin. Evet şey, ben dakikalar geçtikçe rahatlıyorum. Daha çok rahatlıyorum, işim kolaylaşıyor. Neden? Çünkü çok basit başladık. Ben çorbayla alakalı bir eleştiride daha bulunmak istiyorum. Zaten çorba güzel dahi olsaydı ben çorbayı yine eleştirecektim. Niye? Çünkü bu bir yılbaşı haftası. Çorba benim için gerçekten çok basit. Saygı duyuyorum yapanlara, lezzetli olabilir. Kesinlikle katılıyorum, sonuna kadar katılıyorum. Ben çorbayla başlamayacağım, bunu öncelikle buradan söylemek istiyorum. Güzel. Ama şart değil, zaten de başlamayın da. Evet. Yani başlarsanız başlayın tabii ama bu haftaya özel, başlarım çorbayla belki bir önceki programda tolerans edebilirdim ama bu haftaya özel çorbayla başlayacak arkadaşları ben ne yazık ki yine eleştireceğim. Çorbasını beğensem dahi eleştireceğim, bunu açık alenim şekilde söylüyorum. Seçimlerinden dolayı. Evet. Güzel bir çorba yapsalar da sana beğendirmeyecekler mi? Yo beğeneceğim ama benim yaptığım yemeğin yanında beğenisiz seçim kalacak. Olarak eleştireceğim. Evet. Ha, daha farklı diyorsun. Konsepte uygun olur belki. Evet.
Yani konsepte uygun bir çorbayla karşılaşırsınız. Mesela. Yani siz olabilir, daha çorbaları yani... yemeden hani biraz diğer yapacak olanlar var mı bilmiyorum. Çorba seçimine karşıyım. Değil. Evet yani ön yargı değil. Tabii ki çorba. Ama ben bu arada meselesi. Ben arkadaşlar çorba yaptım. Bir önceki yarışmamda kendim çorba yaptım. Sütlü bir çorba yaptım. Ama bu sefer olmasın diyor. Bu sefer olmasın evet kesinlikle. Ya, çünkü dediğim gibi yılbaşı haftası. Tabii ki saygı duyuyorum zaten. Şöyle ben ki sadece nasıl bir yılbaşı yemeğine gittiğinizde çorba seçtiğiniz bu sefer farklı bir lezzet olur. Evet. Değil mi? Şaşırtıcı bir tarif. Değişik hiç yapılmayan biraz riskli bir şey olsa evet. Daha iyi olur bu haftaya özel. Mesela Fatema Hanım çorbasına bayağı şaşırdık. Şaşırtıcı bir çorbaydı. Yılbaşı çorbalarında tabii ki sıcak çorba olur. Bu ne alaka yani? Kendisi öyle seçmiş de biz de öyle seçmek zorunda mıyız? Ben buraya geldim. Yılbaşı haftası olduğu için geldim. Zorlu bir yarışma geçirmek istiyorum. Ve ben bu ödülü hak ederek almak istiyorum. Hak rekabet hak diyorsun. Hak etmezsem gerçekten olsun, ben bu ödülü almak istemiyorum. Bunu açık elinde söylüyorum. Peki. Ve başlangıcımdan tatlıma kadar bütün yemeklerimde de bunu görsel olarak her biz de bunu bu hafta görmek istiyoruz tabii ki. Seyirci de isteyecektir. Emre kendini izledikten sonra yemeklerde veyahut başka bir yerde. Şurada hata yapmışım. Bir daha katılsam bir daha bunu yapmam diyeceğim bir şey oldu mu? Kendi öz eleştirini yaptın mı? Öncelikle izlediklerimde gördüklerimden gayet memnundum. Güzel bir hafta geçirmiştim kendi adıma. Yemeklerimde bir takım talihsizlikler, aksaklıklar yaşadım. Normalde yapmadığım aksilikleri yaşadım. Ya da hataları. Hataları yapmış. Yaşadım. Mesela düdüklü tencere kullanmayı bilmiyordum. Hala bilmiyorum. Yapma. Bir öğreneydin yahu. Hala bilmiyorum. O zaman ne işiniz var burada? Niye burası tencere kullanmak için şey mi? Eğitim merkezi evet, yani. Evet. Biz eğitim. Tencereye başlangıç kurslarımız. Düdüklü tencere eğitici, öğretici olarak. Ya en azından düdük ben orada zaten. Düdüklü kullanmayı bilmiyorsun da nasıl yemek yapacaksın? Ben tencereyi kullanmayı bilmiyorum. Siz tencerenin içinde yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Sorun burada işte. Çorbanızdan gördüm. Çok güzel yemek yapamadığın şeyleri yaptım. Bu laflardan sonra hep böyle okkalı. Ya sizin haftada bir şey vardı dur. Urfa sana küsmüş. Benim kulaklarımı bayağı çınlattınız sezon boyunca. Hay yaşa doğru. Pişmiş. Evet. Kızarmamış. Közlenmemiş. Pişmiş. Evet. Kelime hazneniz geniş ya. Alayım ben size pişmiş. Pişmemiş, olmamış, yakışmamış, tamam mı? Urfa size küsmüş. Ya damga vurmuştu, evet bak şimdi geldi, yavaş yavaş gelecek. Kimdi o Urfalı yarışmacımız? Bahar, sevgili Bahar'a arkadaşımız Bahar. Bahar'a selam olsun, evet maalesef Urfalıydı ama olmamıştı. Urfa size küsmüş, evet uzun süre konuşuldu zaten. Slogan haline de bayağı bir çınladı. Eğlenceliydi. Safiye, şimdi Eliza ile karşılaşsam ne yaparsın? Kafamı çeviririm. Yapma ya. Evet. Selam sana. Karşılaşmadınız değil mi bir yerde? Ben bir dua ettim inşallah bir yerde karşılaşmazlar. Hatta çıkışta umarım ayrı ayrı rahatça güvenli bir şekilde evlerine ulaşmışlardır diye düşünüyorum. Bu arada Safiye Hanım'a baktıkça Filiz Hanım'ı hatırlıyorum ben de. Bir önceki yarışmadan. Filiz. Unutamadım Filiz Hanım'ı. Ağlamıştı. Selam olsun. Evet buradan selam olsun Onur Bey'e de. Evet Onur vardı Filiz. Selam. Sen ağlatmıştın kadını. Evet, ben ağlatmıştım. Evet, çok özür dilemiştim. Bir şeyiniz olmadı. Siz bayağı özür dilemiştiniz evet, o hafta. Bayağı özür senin özürlerinden oluşan bir doğru evet. Şimdi hatırladım ve TR çekmişlerdi. Evet. Ben özür dilerim o zaman. Hayır özür dilerim. Ama özür diliyorum diye. Özür dilerim. Şöyle göstermek gerekirse bir ciddi bir dikkatimi çekti. Özür dilerim. Şimdi demin sana hain dedi diye ben kadına dedim ki ya olmadı bu özür dilerim. Şimdi seninki oldu mu? Özür dilerim. Siz her özür dilediğinizde ben bir yudum su içeceğim. Baştan başladığımızdan beri çorbanız... Özür dilerim. Çok sinirlendim şu anda. Evet. Sakin olamıyorum bakın. Evet. Peki Onur Beyciğim. Özür dilerim Onur Beyciğim. Ben yorumumu yapıyorum hala ama. Özür dilerim. Buyurun. Lütfen artık devam edin. Emekten bitmedi yalnız. Özür dilerim. Demagoji yapıyorsunuz başka hiçbir şey değil. Özür diliyorum ama. Tamam saygımı koruyorum ve özür diliyorum. Bence bir özür dile ya. Özür diliyorum Zuhal Hanım. Filiz Hanım tekrardan sen. Özür diliyorum. Kusura bakmayın konuyu kapatıyorum. Özür diliyorum. Senin mesela öyle bir çıkarım yaptım ya. Ben de çok gitmişim üzerine. Şimdi olsa o kadar yapmazdım diye. Ya yemekler hakkında doğru konuştuğumu düşünüyorum. O konuda bir şeyim ama yok. Ama Filiz de biraz yok. Sabır zorlayıcı şeyleri evet, vardı Hanım, açıkçası. Evet. Benim yok değil şimdi yani her şeyde çift taraflı düşünmek lazım. Bu hikayede Onur Bey oldu lazım. Biraz. Efendim? Bu hikayede anan biraz Onur Bey oldu. Ha Onur evet. Biraz kötü oldu. Kötü oldu. Buradan ona da selam olsun. Selam olsun. Eliza bana yemekler çok... Bay bay Safiye, bay bay. Bay bay Safiye, bay bay. Ben de onu diyorum, bay bay Eliza, bay bay. Hoş geldin.
Zuhal Hanım, Eliza bana bay bay demişti ama o gelemedi buraya, ben geldim. Ona bay bay Eliza, bay bay diyorum. Evet, o hadi bakalım tekrar. Kıvır Safiye'm, kıvır. Ay single'ım geldi. Ay bye bye Safiye, bye bye. Bye bye Safiye, bye bye. Bye bye Safiye, bye bye. Bye bye. Ne getirdin hayatım bize şimdi? Keşke bademcan. Keşke bademcan bu, evet, bu arada. Evet, sana da Olovye. Ben onu çok beğenmiştim, hatırlıyorum. Gelenler başlasın lütfen. Tabii porsiyonlar, sunumlar da ben atlarım, siz atlamayın. Yani ben unuturum, siz hatırlatın. Bunu kaseye koymuş, şekil vermiş, aynı malzemeyi yufkaya sarmış. Yufkanın... Sağ evet, mi? Yufka lavaşı sardım. İki türlü bizde öyle yeniliyor. Ben de dedim belki siz tercih etmezseniz. Ha, bu aynısını bir lavaşlı evet, versiyon. Evet, peki dedim biz... belki tercih etmezseniz diye yanımda da koydum. Biz bunu üç çeşit olarak mı? Yok, ben zaten iki çeşit yaptım. Zaten iki yazdırdım. İki yaz. Öyle koymuş. Hazır mı? Kendiniz mi açtınız? Hazır. Lavaş sanırım değil mi? Yufka da değil. Ya bir şey soracağım. Tavuğun göğüs kısmını mı aldınız? Evet, hep kullandınız. Evet. Aynı tavuğu kullanmış. Çorbadakiyle aynı. Bir de yani çok kuru, lezzeti yok. Tuzu yok yine. Yani tavuk bir but, yok. But alıp haşlayabilirdiniz. Şunun tuzu yok mu gerçekten? Yani çok yavaş. Neydi? Şu. O keş var. Keş olduğu için tuzlu. Neydi? Keş var diye çok tuzlu olması gerekiyor. Keş tuzlu bir ürün. Bizim badecan, orada da yiyoruz. Badecan senin arkadaşın olsa gerek. Yani. O badecan da güzel isim olmuş. Neydi ismi? Keş... Başka badecan. Alıyor musunuz? Başka içecek. İçecek bir şey ister misiniz diyor yorumcu. Sen yerken yarışmacılar da yavaş yavaş yorumlara geçsinler. Kim başlamak ister? Ben başlayabilirim. Başla Emre'cim. Ben kendi deyim mi? Bademcan. Evet. Karamelize soğan. Evet. Güzel lezzet vermiş patlıcanı. Hı. Bu patlıcanı közlediniz mi? Kızarttınız mı? Kızarttıktan sonra robotta çektiniz galiba, evet, değil mi? Evet. İçerisinde başka ne var bunun? Ceviz var. Keş var. Keş var içinde. Bu kadar. Lezzeti güzel ama bana çok yağlı geldi. Zaten yağlı olması gerekiyor. Ha. Ama bu böyle bir yemek. Evet. Onu bilmediğim için olması. Söylüyorum. Bunun yağlı lezzeti olması güzel. Lazım. Evet. Hani ilk yani defa yediğim bir şey. Koyun ya da keçi keşi olabilir mi? Koyun. Koyun değil mi? Evet. İlk defa yediğim bir şey. Bunu beğendim. Afiyet olsun. Ama bu bizim bildiğimiz... Tavuklu Amerikan salatasının farklı bir versiyonu patates diyebilirim ben buna. Bir de bu birazcık böyle bir lime lime bildiğimiz hani küp küp doğramamışsınız da havucu küp rendelemişsiniz. Küp, rendelemem gerekiyor. Bezelyeniz zaten muhtemelen %99 konserve. Konserve aşırı kokuyor, bezelye konserve kokuyor. Dondurulmuş bezelye tercih edebilirdiniz. İlla taze bezelye kullanın demiyorum ama konserve kokusu beni rahatsız etti. Arkadaşlara katılmıyorum. Bu tuzsuz değil. Bana tuzu normal geldi. Bana da normal geldi. Patlıcanınızı beğendim ama bu... Afiyet olsun. Amerikan salatası diye. Adı neydi bunun, özür diliyorum. Olivia. 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 Onu beğenmedim. Afiyet tavukları dedikleri gibi... O bir salata gibi, zaten. Dedikleri gibi tavuğu lezzetsiz. Hmm. Göğüs eti zaten kuru oluyor. Daha böyle bir şey olmuş. Hamurumsu olmuş. Yani hani bu... Hepsi zaten öyle olması gerekiyor. Ya tamam, bilmediğim evet için ama böyle benim damak tadıma gerekiyor uymadı. Hani siz yani, sürekli söylüyormuşsunuz diyorum, ya. Diyorum böyle olması gerekiyor. Tamam, olmamış. Yani, keşke böyle olması böyle gerekmeseydi. Böyle olması gerekiyor. Konserve kokusu da beni rahatsız etti. O yüzden bunu zaten beğenmedim. Zaten bezelye çok koymadım. Konserve zaten kullanmamak gerekiyor. Valla bayağı koymuşsunuz. Evet, öyle mi diyorsun? Öyle gelmiş. Sana nasıl geldi Safiye? Dediği gibi arkadaşımızın hani şey... normal patates salatası gibi geldi. Hani bir lezzeti yok. Tavukları çok kuru. Bu patatesleri ezeceğinize küp küp doğrayabilirdiniz. Hani küp küp doğrama hem, diyorum. Hem onun patates püresi ama şimdi tavuklarda diri. Tiftikleniyor böyle evet diyor tavuk. Tam evet tavuklarda evet diri. Onun için iyi pişmesi değil. Bu da mı diri? Yani aynı bu tavukları zaten, bu tavukları diri koyuyorsanız o zaman patatesi de küp küp yapabilirdiniz. Hani püre şeklinde yapmayabilirdiniz. Ben böyle tercih ettim. Sizin tabii sen tiftikleniyor dedik ama sen de kuşbaşı evet tavuk gördüm. Evet. Hani bütün
Burada da var. Hani eğer tavukları ya, böyle bütün bütün koyacaksanız doğradım. Doğramış. Doğradım. Ben de tiftik, bendekiler yok, biraz tiftiklenmiş gibi. Yok, sizin de bakın Zuhal'ın bu tarafta görünüyor bütün. Ha şuralarda var. Yani. Hani tavukları bu şekil koyuyorsanız patatesleri de teşkil küp küp doğrasaydınız. Benim tercihim böyle yapmak istedim. Sizin tercihiniz olabilir. O zaman biz de yorumumuzu yapıyoruz. Bunlar da bizim tercihimiz. Siz de bunu kabul edin. Öyle bir Kur'an yok yani, yaptığınız şeyleri yapmamak bir yok. Evet, daha evvel de yapmıştı bunu. Tamam da yani yılbaşı haftasındayız ve aynı yemeği yememeliyiz herhalde. İnsanlar da izlememeli yani. Aynı defeye burada 20 defa mı yapacağız? O kadar çeşit. Siz, iki tane çeşit. Ama takılmayacak gibi de ki yapmış olduğunuz yemeğin aynısını burada yapıyorsunuz. Başka insanlar bir şey mi? Tatmak ister. İzleyen insanlar sizi sürekli aynı yemekleri yapmanız için mi izleyecekler? Bir çeşit. Aynı yemek oldu. Bir çeşit. Ama tamam. Aynı malzemeyi bütün çeşitlerinizde kullanmışsınız. Hayır, nasıl? Baştan sona menünüzde havuç var. Baştan sona tavuk var. Bir tatlınıza koymamışsınız. Ben aynı avucu çorbaya rendelemiş. Tavuk yapmış, haberin yok mu dermişim. Aynı avucu çorbaya rendelemişsiniz. Tavuğunu kenara ayırmışsınız, havucunu ayırmışsınız. Hemen aynısını ara sıcaklık. İyi yapmışım, sen de yap. İyi yapmışım, sen de yap. Vallahi iyi yapmışım ben. Evet, sen de yap. Peki, keşke badem canı söylemedin. 3 saat bu oynadınız. Keş tadı geliyor. Badem can. Keş tadı geliyor ve keş, evet, normalde tuzlu bir üründür. Beğendin mi? Soğanlı beğendim sadece. Yok soğan ya. Lezzetini beğendim. Yani çok yapabilir miyim? Tabii. Çok yağ var. Yani benim ama damak zevkime uymadı. Şu keş deyince Bolu'm Engelli Selin'e dönüyoruz tabii aynen, ki. Aynen. Zaten aramızda direkt en koyun keşi olduğunu ben anladım. Sen anladın. Nasıl buldun onu? Şöyle. İlk defa mı yedin bu arada? Ben ilk defa tadıyorum bunu. Aferin zaten olsun. İran yemeklerini çok bilmiyorum dediğim gibi. Karamelize soğanlarınızı bir tık yakmışsınız. Yani bu güzel bir şey olacakmış ama siz bunu yapamamışsınız. Yok be, yanmamış ya. Bence yanıklar güzel. Vardı. Yani soğanların karamelize olması güzel. Şimdi bunun tadı eğer böyle olması gerekiyorsa, evet. Keş benim hakim olduğum bir şey, bir tık tuzlu ve ekşimtırak olur zaten. Evet tabii. Hani bunu daha iyi yapabilirdiniz ama çok kötü değil. Yani bunu bir tık beğendim. Bunu daha iyi yapabilirim. Siz bilmiyorsunuz da nasıl daha iyi yapabilirim? Şimdi şöyle, zaten burada ne var? Siz bilmiyorsunuz da öyle daha iyisini nereden biliyorsunuz? Evet. Diyorsun. Kızarmış patlıcan kullanmışsınız. Patlıcanların yağını almamışsınız. Çok yağlı. Yağlı olması gerekiyor. Biliyor musunuz? Bu tamamen yağlı olması gerekiyor. Üstüne kadar yağ çıkması gerekiyor. Kolesterol tavan. Yani ben daha az yağ kullandım. Tamam, bu benim damak tadıma uymadı çok yağlı. Tamam, siz diyorsunuz ben diyorum damak tadıma uymadı. Ben de sizin, ben de sizin damak tadına göre yemek yapmıyorum ki. Tamam, önce bir deneyin. Yoğun mu koydunuz acaba? Bence olması gerektiği kadar. Keşi normal koyun keşi değil de bunu eğer inek keşiyle yapsaydınız bu kadar ağırlık vermezdi. Pardon, o kadar elinde seçenek yoktu. Olabilir, doğrudur. Bunu bir tık beğendim ama daha iyi yapabilirdiniz. Bunun hakkında yorum bile yapmak istemiyorum ama mecburiyetten yapıyorum. Kesinlikle tavuklarınız çok hırt. Çok sert kalmış, pişirememişsiniz. Hırt yani böyle sert. Tuzu hiç yok, konserve kokusu buram buram geliyor. Salatalıklar inanılmaz iri doğranmış. Yani şunu değerlendirme anlıyorum, zaten hazır yufka. Bu olmamış yani kesinlikle ve çok basit. Hani yılbaşı nasıl basit? Yani dediğim gibi yılbaşı yemeğine de uygun değil bence. Daha uyum sağlayacaktı diğer malzemelerle. Olsam en söylediği gibi liste atmadan aynı şey yapmış. Gibi olmuş, gayet de güzel olmuş. Şey olmuş bu biraz. Zuhal Hanım bunu beğendi. Evet, ben yine kesinlikle yaparsam Zuhal Hanım'dan bir puan alırım. O zaman keşke ben öyle bir düşünseydim ya. Hiç öyle bir düşünce de değil. Zaten kendimi o kadar zora sokmazdım. Yani bu zorlanmış halde. Keşke ben de patlıcan yemeğini yapsaydım bu keşin bayağı da. Ben tarzı falan yapsaydım keşke. Güzel kanlı pilav. Keşke. Kendinizi zaten zora soktuğunuz bir durum yok. Yani 3 saat gibi bir süreniz var. Ne kadar zora girmiş olabilirsiniz yani bu menüde. Sen nasıl yani buldun Oğuzhan? Nedir sende durumlar? Bende durumlar şöyle Zuhal Hanım. Ben bunu ilk defa yiyorum. Evet. Aldığım tadı söylüyorum. Ben bunu tuzlu buldum ama böyle olması gerektiğini ama söylüyorsunuz. Sadece biliyorum böyle oluyormuş. Keşimden. Ben ilk defa yiyorum. Çok tuzlu geldi bana. Bunu zaten arkadaşlarıma katılıyorum. Burada da tavuklar inanılmaz derecede ağza böyle cak cak geliyor böyle. Sesi bile çiğnerken kulağımda böyle sesi geliyor. Teknik terim. O yüzden bu ikisini pek yorumlayamayacağım. Bu da bana hitap etmedi. Saygı duyuyorum. Güzel ama bence şey, keş bademcan güzel yani. Ben gene beğendim. Yok ne ama sağlık. Böyle olması gerekiyor. Bu yemekle ilgili. Yani size uymayabilir ama evet, o ayrı bir şey. Yapamasa evet, derdim ki bak geçen sefer daha güzel yapmıştın. Yok gene aynı şekilde gayet güzel. Zuhal beğendi tekrar. Aferin. Hani Zuhal Hanım nasıl beğendi? Gene beğendi. Yani benden puan alır bu yemek. Yanındaki bir tık bir kuru olmuş, mayonezi mi az oldu acaba? Ya da tavuk göğsü olduğu için mi? Belki tavuk olduğu için. Ya da bence şey yapsaydın keşke. Hazır o eleştiri doğru. Yani çorbanda tavuk var zaten.
Hani tekrar bir tavuk kendini tekrar etmeseydi de farklı bir şey seçseydin. İran mutfağı da zengin bir mutfak. Evet. Çok daha farklı alternatifler ama vardı mutlaka. Çok tavuk keşke kullanmadım yerine zaten şeyin çorbada. Çok tavuk kullanmadım çorbada. Yok canım, bayağı hissedilir derecede vardı. O tavuk suğundan olabilirdi. Siz tavuklarınızı tam pişiremediğiniz için... Ama diyor 3 saat ayrı pişirmiş. Ne kadar pişti tavuklar? Tavuklar 3 saat değil. 3 tavuklar... saat olsa artık gidiklemesine gerek yok. Eski çiftlik sahiplerinden ve gezen tavuktan sorumlu Gürbüz anlatsın. Zuhal Hanım, önce tavuklar, arkasından diğerleri parça parça koyarak pişirdi. Ha şimdi burada da hırtır taze geliyor diyorlar da ne kadar totalde hatırlıyor musun pişti bu tavuklar? Bence en az 45-50 dakika pişirdi. Ama tavuğu az pişmiş. Belki düdüklüde pişirse daha mı iyi netice alırdı? Ya normal bilemiyorum tencerede tabii de pişebilirdi ama tavuk sert. Sert. Kaç dakika olmuş soruyorlar Gürbüz? 5 dakika bitti. 5 dakika bitti. Selin Hanım, siz evde yemek yaparken elinizi kesmişsiniz de MasterChef'te nasıl yarışacaksınız böyle bir tempoda? Bak nerede? İşte burada kendimi kanıtlıyorum. Belki orada daha iyi bir başarı gösteririm. Yani evde yapamıyorsunuz da nasıl MasterChef'e katılıyorsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Çocuğun kaza başka olduğunu da kesiyorlar ellerini. Şimdi şöyle ki burada 2,5 ya da 3 saat içerisinde 7-8 çeşit yemek çıkartıyoruz. Orada 45 dakika verip bir çeşit istiyorlar. İşte tabii canım, farklı. Yani o yüzden ikisi çok orada ayrı platformlar. Çok ayrı mutfaklar. O yüzden bu da benim sorunum. Yine siz, bence ben sizi değil ama siz beni kıskandınız biraz. Ya evin kesinlikle kalıcı değil ya. Çok. Yani birkaç gün sonra geçecek inşallah. Tabii. Bizde bu hafta 100.000 TL var. Tekrar anons edelim ekranları karşısına yeni geçen TV8 izleyenleri için. Bu arada sizler başvurularınızı yapmaya devam edin. Biz yine yılbaşı haftasından sonra rutinimize döneceğiz. Yine 2,5 saatte 5 çeşit yemek yaparak gündüz kuşağına yüksek ödül olan 75.000 TL'yi siz de kazanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tv8başvuru.com ve yemekteyiz Instagram hesabına başvurmak. Ama bu hafta 100.000 TL kime gidecek merak ediyorum. Öyle normal her zaman yediğimiz yemeklerle gelmediniz inşallah, değil mi? Ben geçen sezon da gelecektim yılbaşında. Evet. Pişirde takıldım. Gişelere takıldım. Pişirde görevim vardı. Gişelerde pişirde takıldım. Pişirde çok da güzel bir makarna yapmıştım. Hayatımda ilk defa yapmama rağmen deniz mahsullü. Evet. Sevgili Duygu sushi şefi olduğu için deniz mahsullerinde benden bir tık öndeydi. Evet. O orada beni geçmişti. Ama bu sene yine bir best of yapacağız. O da ayrı yani, o bir adından yenmezlerle böyle bir hafta geçiririz gibi geliyor. Çünkü çok fazla istek var seyircimizden de. Siz canınız keşke Bademcan yemek istediği zaman best of yapın. Şeyi çağırın, Fatema Hanım'ı çağırın. Fatema Hanım inşallah bugün gelecek. Efendim? İnşallah bugün kaç gelecek. Dakika oldu? Şu anda 7 dakika bitti Zuhal Hanım. 8. dakikada. Ya Kerim Bey, siz kim oluyorsunuz benimle dalga geçiyorsunuz? Kerim mi? Kerim kim? Emre. Ben dalga geçmedim. Bu arada benim dalga bir şey dikkatimi çekti de. Hani siz benim düdüklü tencere kullanmamamı laf ettiniz ya, kendinizi geliştirememişsiniz. Düdüklü tencere kullanamıyorsunuz, öğrenmemişsiniz. Siz de yemek konusunda geliştirememişsiniz. Bir arpa boyu yol kat edememişsiniz yani. Çok da geliştirdim kendimi. Yani bakalım siz böyle yemekler yapabilecek misiniz acaba? O gününü yapamazsam tabii çok ki sonuna merak kadar ediyorum. Konuşacaksınız. Bakalım şimdi o kadar iddialı olmayın da. Ben iddia ortaya koymadım. Sadece şu an sizin sunduğunuz yemeklere menüye karşılık cevap veriyorum. Gerçekten yavaş. Benim günümde yapamazsam sizin de en doğal hakkınız konuşmak tabii ki. Bir şey merak ediyorum. Bu neyi kadar canım yavaşlıkla bu yemekleri nasıl yetiştirdi? 6 çeşit neyini yetiştiremeyecek Allah aşkına? 3 saat süre var. Yani başına yarım saat olsa zaten tamamlıyor. Okay. Ama eli çok yavaş. Yani şurada 6 tane tabağı hazırlayıp getiremedi. Ama şu salatası var, pilavı var, eti var. Siz de inanın bir 10 dakikaya neredeyse ihtiyaç duyacaksınız gibime geliyor. Salatalar çok olduğu için şey yapmıştır, sıralamayı karışmıştır. Hangi salata önce gelecek? Tabii bu hafta sunumlara da çok dikkat etmeniz lazım. Porsiyonlara, tabaklamaya, ekstra bir özen, ekstra bir güzellik. Bir şey söyleyeceğim. İşte açıcı şey. Canım teşekkürler. Bunu
pirinci ekleyip öyle. Pirincin üstüne mi döküyoruz? Evet, neydi evet. Sosun ismi tatlı? Bu mahi çene sosu. Mahi çene sosu. Çorbanın evet, yemeğin kendi sosu mu o? Tabii bu kadar evet, yeter herhalde. Yeterli. Yemeğin kendi piştiği evet, sos mu? Evet, kendi piştiği sos. Hmm, incikten çıkan. Yani kuzu inci hepimiz biliyoruz. O farklı bir sos yapmış. Yani demin de o konuya girecektim. Laf girdi araya. Şimdi evet İran yemekleri hakim değilsiniz bilmiyorsunuz ama üç aşağı beş yukarı sonuç çok acayip için. Şeyler olduğu zaman zaten biz de bir kurbağa bacağı değil sonuç olarak. İyi ben yoktum. İlk yoktum. Öyle. Belki bu hafta var ya, nereden biliyorsunuz? Aa, sakın ha. Dedi evde. Giderim. Yapmayın. Öyle mi? Zuhal Hanım onu nasıl yediler ya? Siz MasterChef'e gideceksiniz. Ya. Nasıl böyle çatır yeni çatır lezzetlere açık vallahi. Olmanız gerekiyor aslında. Şöyle ki, bu arada ben de yemezdim. O ayrı bir konu. Onu da ekleyeyim diyorsun. Ama şey yeni lezzetlere açık olmanız benim lazım. Benim bilmemem lazım. Gurmelik olması lazım birazcık. Tamam bana dersiniz hani, ki bu tavuk eti ben onu yerim. Ya siz onu ama anlamazsanız ders... zaten bolulu olmanızın bakın, bir manası yok. Canım her gün onun kurbağa tavuk eti mı yiyorum nasıl ayırt edemiyorsanız. Hayır her gün nasıl anlayayım her gün kurbağa yemiyoruz ki ama sonuç olarak bunun tavuk olmadığını anlamanız gerekiyor. Zaten tavuk gibiydi tadı. Buyurun. Ana yemeğimizi yiyelim. Sunum porsiyonlama da önemli. Bu arada tabii ki her zamanki kurallarımız bu hafta için de geçerli. 3 saat içerisinde bu haftaya özel en az 5 çeşit yemek istiyoruz. Onun dışında her yarışmacı, yarışan yarışmacı diğer yarışmacılara, rakiplere verdiği kadar aynı gramajda, aynı porsiyonda, aynı sunumda, aynı tabakta yani bütünüyle 6 tabağında benimki de dahil aynı olmak zorunda. Biz bu arada siz lütfen tadın bir yandan da beni dinleyin. Geçen haftadan itibaren bir tekrar düzenleme getirdik formatımıza. Diyoruz ki yarışmacılara lütfen sıralaması neyse bize nasıl deklar ettiyseniz masaya da o şekilde getirin. Yani çorbayla beraber kıtır ekmeğiniz varsa onu da getirmek. Kaşar peyniriniz, efendim lahmacunla limon bilmem ne yazdırsanız getireceksiniz. Salatanızı yemekle birlikte sunduysanız bize verirken ve yarışmacıya da biz röportaj esnasında söylerken aynı sıralamada gelmeli. Ana yemeğini bitirdikten sonra salatasını getiren yarışmacılara 3 haftadır üst üste eksik menüye tabi tutuyoruz. Aman bunu atlamayın bir. İkincisi aynı porsiyonda getirmek zorundasınız. Geçen hafta bir yarışmacıya tölere ettik. Bir kaşık salata vardı. Porsiyonlayamamış. Onu da hani tamam idare ettik ama bu haftadan itibaren eğer ki kendi porsiyonu yarışmacının diğer yarışmacılarla aynı değilse o da eksik menüye girer. Artı bir de çok önemli bir konu. Biz bunu çok yaşar olduk. Ve suistimal edildiğini gördük yarışmacılar tarafından. Biz toleransı anlayışlı davrandıkça, idare ettikçe fazlalaşmaya başladı. Yanık gelen ürünü biz gelmiş olarak değerlendirmeye almayacağız. Eksik ürün olacak. Eğer yenmeyecek kadar yakmışsa bir yarışmacı, Allah korusun tabii kimsenin başına gelmesini istemeyiz. Ben ekstra üzülüyorum. Hoş bir şey değil o herkes için. Kötü bir durum. Ama yenilmeyecek vaziyetteyse herhangi bir yemeğiniz, bu tatlı da olabilir. Eğer yarışmacılar tadamıyorsa eksik menüye girer. Fatemey Hanım, bir önceki menünüzde yine pilav yapmıştınız. Şimdi yine pilav yapmışsınız. Burada da aynı ürün var. Ama bununla alakalı bir yorumunuz var mı? Pilav farklı. Pilav farklı, pilav yine tuzsuz. Evet, pilav ve bayağı bir farklı lapa bildiğimiz pilav. Lapa zaten. Pilavda bu arada şey var değil mi? Ben bilmiyorum, ben bulurum ama lapadan ziyade bir su tadı alıyorum ben. Yani pilav evet, suyu sanki yemiş pirinçli. Böyle bir su tadı var yani pilavda. Pilavı ya. Ve suda haşlıyoruz. Biliyorum. Kavurmuyoruz. Aha biliyorum, evet, suda haşlandım da şey... Su tadı var ama gerçekten. Nasıl su tadı? Hani lapa demeyeceğim, su tadı var. Bana öyle geldi bilmiyorum. İçecek alıyor zaten musunuz? Şey de lapa da. İçecek söylüyor. Su tadı var. İçecek tamam. Alıyor musunuz? Olabilir. Soda alabilirim ben varsa. Çok enteresan. Tavuğu güzel pişirememişti. Et yani güzel pişmiş. Et pişirebilmiş. Çok enteresan. Evet. Gerçekten. Enteresan mı? Evet. Niye etin pişmesi ama enteresan tavuğu, hayır, tavuk tavuğun pişmesi daha kolay. Kolay diyorsun. Tabii ki hani daha doğru. Kolay pişer, süresi azdır. Tam aksine eti çok güzel pişmiş. Yani etin pişmesi kıvamı çok güzel. Ne güzel. Ama... Zereç mi var, nar mı bunlar? Nar. Hem nar bu sefer.
Eti pişiremeyen insanın burada ne işi var ki? Siz ben tavukla kıyasladım, orayı kaçırdınız. Tamam, tavukla kıyasladınız da zaten onu yapamaması hata. Bunu yapması gerekiyordu. Tamam, yani şu an ben karşımda et pişiremeyen, tavuk pişiremeyen biriyle yarışmak istemiyorum. Tamam, ben daha de kolay. Diyorum ki tavuk pişirmek süre olarak daha kolaydır. Siz de tamam, dediğiniz gibi biriydi. Tamam ama bence bu şekilde biriydi. Yarışmayı yüceltmenize gerek yok. Çünkü zaten mesela, bunu yapması gerekiyor. Bir yarışmacıyı mı yücelttim ben şu anda? Bence yücelttiniz, evet. Sizin zaten bunu yapması gerekiyor yani. Sizin görüşünüz, alakası yok. Ne sizin görüşünüz. Herhangi bir gazlı içecek alabilirim. Finalde bu yemeği yorumlarken neye göre yorumlamamız gerekiyor? Mesela bütünüyle bir tabağı mı yorumlamamız gerekiyor? Mesela pil burada ben hani tek olmuş tek bulmadım. Mesela burada puan verirken hani tam mesela eti güzel pişirmiş, eti beğendim. Hı. Et güzel mesela ama pilavını beğenmedim. Ama bütünüyle bir tabak. Yani burada tabii. Her zaman nasıl daha geçen yarışmalarınızda da evet. Ana yemek tabağında kaç ürün varsa. Çünkü ben şeyi eleştiri almıştım öyle. Yani hani tam puanını sizin kafanızda atıyorum 3'tür. Evet. Ana yemeğini atıyorum. Herkese göre evet. Değişiyor. 3'tür. Ama sen bir yan ürününü, eşlikçisini beğenmemişsindir. Kırarsın oradan bir evet. Puan. İşte ana yemeği proteini güzel pişmiştir. Oraya 2 puan veya 1 puan verirsin. Veya sana evet. Göre 2 puandır Emre. Sen bir puanlı pilavdan veya salatadan kırabilirsin. Ya da tam tersi beğendiyseniz ona göre notlarsınız. Yani sen diyorsun ki senin eti pişirmesi bir başarı değil, zaten olması gereken bu diyor. Eti pişiremeyenler yani şu an var. Sonuç olarak pişiremeyenler best of gibi bir yarışma haftasındayız ve zaten evet. Eti pişirmesi gerekiyor. Bu arada incik zor bir ürün değil. Gerekiyor demeyin Selin Hanım. Yani eti pişiremeyenler var. O ayrı. Ama yani senin de diyor ki yani ben kendime burada olmamalı diyor bu abi. Hayır başka bir şey yapabilirdi et yerine. Başka şey ne yapacak zaten tavuk var, et var. Tavuğu iki kere kullanmış daha ne süre yapacak? Süre artık 2,5 saat, 3 saat gibi bir sürede nasıl bir şey yapılması gerekiyor ki? Ne alaka? Yani iyi yorum yaparak yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu yaptığım yorumla mı kendime çekiyorum onu? Valla bence öyle, ben öyle düşünüyorum. Sizin görüşünüz. Buyurun. Diyorsunuz da et pişirmemeyen burada ne iş var? Çok insan var et pişiremiyor. Mesela tamam, o çok insanlardan biri olsaydı zaten sizi çağırmazlardı. Bunu zaten yapmanız gol gerekiyor. Gol geliyor, bana geliyor. Emre Bey mesela geçen yarışmada ara sıcak olarak içli köfte yapmıştı. Evet. Ha evet. Kalın kalın. Kalın mıydı? Gayet evet. İnceydi. Sadece hatta ince olduğu için fazla kızarıp kurumuştu. Belli. Fatih Emre Bey'in bu bölümünü hatırlamıyorum. Ben şu an sizin masanızı. Pilavın tadına bakar mısınız? Sizden ricam. Keşke siz de salata yapmayı, içli köfte falan yapsaydınız ara sıcağınızda. Bence zaten sizin bu etinizde şansa pişmiş. Düdüklüğe attınız muhtemelen. Şansa mı? Tavuk süremediyseniz bunu da şansa yapmışsınız demektir. Hani yaptığınız yemeklerin lezzetine bakıyorum, el lezzetinize. El lezzetiniz çok fazla yok. Hani evet, et kendi lezzetli olduğu için şu an güzel bir et yiyorsak yiyoruz biz. Diğer yemeklere lezzet yapmayan insan çok var. Yani gayet et yapmayan insanlar zaten bu yarışmaya katılıyorlar. Siz beğenmemek için gelmişsiniz zaten. Artık ne söyleyeceğim ki? Gayet güzel olmuş. Tadı tuzu da yerinde. Bundan başka siz tabii ki beğeneceksiniz. Fatih Hanım, lütfen azıcık kabul edin hatalarınıza. Ya kimse beğenmedi. Ama şimdi et güzel pişmişti. Doğru, şöyle. Evet. Selin'in dediğine de katılıyorum bir noktaya kadar. Çünkü evet, yani hani bu hafta da artık bir zahmet de etlerinizi de pişirverin, o ayrı. Ama dediği doğru Fatime'yi, pişiremeyen de var. İşler aksi gider. Ne şefler olabilir. Ne aşçılar döküldü burada. O hep aynı şeyi söylüyorum. Yani tabii ki şimdi güzel yaptı diye değerlendirmeyecek miyiz Selin? Yani yok, o zaman şöyle bir şey. Ya tabii ki değerlendireceksin de. Şimdi şöyle deyince de yani yapabildiği, başarabildiği bir şeyi de göz ardı etmemek lazım. Yapamıyor da bilirdi. Hala hepiniz için de geçerli. Allah korusun hiçbirinizin başına gelmesi ben istemem ama. Belki yetiştiremeyeceğiz. Yani, belki tavuğu pişmeyecek. Pişiremedi ya. Hmm. Yani bu o zaman şansa kısmet pişti yani. Şansa pişmeyen bir insan. Ben de onunla kıyasladım zaten. Yani düdüklü yapmışsınızdır, pişmiştir. Zaten kuzu lezzetli bir et. Hani sizin bunu çok lezzetlendirmenize gerek yok. Çünkü ara sıcağınızda, çorbanızda bir lezzet yoktu. Et zaten kendi lezzetli başlı başına. Siz bunu sadece eti, pişirmeyi başarmışsınız, onu da düdüklü yaptınız. Valla ben de kuzu yaptım. Benim kadar kimse risk almamıştır şu yarışmada. 4 kiloya yakın bir et pişirdim. Pişmeyi de bilirdi. Ve masada öğrendim ben o etin piştiğini. Çünkü öyle bir risk aldım. Hatırlarsınız evet. Zuhal Hanımcığım. Evet. Attım fırına, çıkardın. Bakma şansı da yoktu. Hiç bakamadım yani. Masada çıkardığımla sundum. Yani kuzu o kadar riskli bir et değil sizin bu yaptığınız. Oğuzhan da demin öyle dedi. Kolay dedi. Kolay mı kuzu inecek? Bence kolay. Bir de Fatime Hanım sorunu şu. Şimdi burada bir eleştiri yapıyorum. Şimdi bu pilav bence herkesin fikri diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Olmuş. Çünkü pilavın gerçekten piyasa lapayı da geçtim. Lapa bile değil, su yani, tadı var. Evet, şimdi bunu yediğinizde bunu net bir şekilde var. Sizin çorbada olduğu gibi nasıl tuzsuzsa net bir şekilde alıyor olmanız gerekiyor. Ama siz bunun olur. Aksine tamam, bunu güzel olduğunu iddia ediyorsunuz. Ki bu şekilde su zaten olur. Bu demek tartışamaz. Ama pardon, şöyle bir hatasını kabul ettim. Siz zaten yorum yapmak bilmiyorsunuz. Diyorsunuz su tadı var. Nasıl su tadı olabilir? Ama öyle gerçekten öyle. Su tadı nasıl olur? Suyun. Ben su tadı alıyorum.
Nasıl? Haşlanmış ya. Yani pirinç. Bunun ne tadı var? Bunun ne tadı var? Su bildiğiniz suyu emmiş su tadı var. Ben dediğim bunu zaten bu sosu... Bunu yakalamak bence bir şey. Hani bilmiyorum, ben mi aldım? Sosu dediğim sosu pirincin üzerine koyuyorsunuz ve incikle beraber yiyorsunuz. Sos zaten biraz tuzlu olsaydı biraz da kapatabilirdi. Tuzlu yok bu arada. Pirinç buraya ait mi, kendi memleketinizden mi? Jasmin pirinç. Normal marketten yasmin. Bu yasmini yani bile yok. Böyle lapa yapmayı başardıysanız siz yemek yapamıyorsunuz. Yani tabii yoktu. Siz yemek yaparsanız kolay kolay lapa olmaz. Ama bir de şimdi mesela kuzuyunca öylesine pişirmiş. Bir sosu var üzerinde ekstra pilavında. Ama şey kendi piştiyse, tencerenin içinden aldığı ekstra hazırladığı bir sos değil. Etin kendi suyu zaten. Aynen. Kuzu... Pişti, belki ekstra bir şey koymuştur, inciye bir şey koymuştur. Tencerenin içinden aldı olduğunu ben gördüm. İnciyi nasıl, zaten inciyi öyle yani? Şey yapmıyoruz. İnciye dolmalık biber, havuç, soğan ve şey sarımsak. Dolmalık onlar, biber. Evet, dolmalık biber. Neresine koyuyor? İçin tencerenin içine mi koyuyor? Lezzetlendir, sonra aroma versin diye. Salça, karabiber, tuz ilave ediyoruz. Yani öyle tek başına pişiyor. Kendi suyuyla pişmemiş. Gene yani içine bu, katmış bir şeyler. Pilavın üzerine de ne dökersek dökelim kurtaramıyor. Ya bu sos kurtaramamış. Pilavı bence beyin ölümü gerçekleşmiş derler ya, o hesap yani. Yok, ne gerçekleşmiş? Beyin ölümü gerçekleşmiş. Yani ne dökersek dökelim. Yani bu pilav yok yani. Nabız alamıyor muyuz haftadan? Yok. Nabız alamıyoruz. Eksi pilav, oldu pilav. Kan oksijeni düşmüş yani. Eyvah eyvah. Bir saniye Oğuzhan, bu arada sen pilavı beğenmedin söyledin. Ya Zuhal Hanım. Sosla denedin. Sosunu da mı beğenmedin? Sosu da beğenmedim. Salata? Salata güzel. Evet. Salatayı beğendim. Peki et? Sos. Kuzu incik? Et de güzel pişmiş. Evet. Et de güzel. Eti de beğendin. Basit bir ürün. Yapabilmiş. Güzel. Ama ben bütünüyle beğenmek isterdim. Şimdi pilav çok alakası olmuş. Daha önce yaptığı bir ürün. Daha önce yaptığı yemekleri yapmış. İkinci yemek. Bu da yine aynı şekilde. Aynı pilav yemek da değil. Keza aynısı. Aynı yemek. Ama o zaman baklalı değildi pilavı sanki. Aynı yemek farklı değil. Tamam, başka bir soru yöneltiyim. Ama pilav çok basit. Evet. Çok basit bir soru yöneltmek istiyorum. Pilav ve bakla. İki tane karbonhidrat aynı şekilde burada kullanılmış. Mesela bunu niye tercih ettiniz mesela? Ben dedim benim kendi ülkemde özel günlerde ve yılbaşında böyle bir pilav yeniliyor. Tamam. Ondan dolayı siz yaptım. Siz haklısınız ama az önce Emre Bey'in dediği gibi şimdi biz hani biz puan vereceğiz size. Teşke bizim damak tadımıza da uygun ama böyle şey. Bildiğimiz lezzetler yapsaydınız da ama, daha farklı olamaz mıydı? Biz başka insanların damak tadına göre yemek yapmak zorunda ama değiliz ama ki. Ama başka bir insan değiliz. Tamam, şöyle bir durum var. Ben de yabancıyım. Tamam, siz de yemek yapacaksınız. Ben de hepsini tatmış değilim yani. Benim damak tadıma uygun. Ben de şöyle söyleyeceğim. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Mutlaka Türk yemeklerini yemişsinizdir. Ama biz İran'da yaşamıyoruz şu anda. Yemek değil, Türk mutfağına ait değil. Yani burada kurbağa bacağı da yapıldı. Ya artık onun önüne güvenmesin. Çok o güne denk gelmedim bir ben. Bir şey söylemek istiyorum. Sorun sizin nerenin yemeğini yaptığınız değil. Biz bu yemeği bilmiyoruz. Bilmediğimiz araştırın için eleştiriyoruz ya. Hani araştırın, ben görseline bakabilirim. Evet. Koku alamıyorum arama motorundan veya lezzet tadımı yapamıyorum. Ben bununla ilgili olmadı diye yorum yaptığımda siz bana siz bunu yemediniz, bunu bilmiyorsunuz, onun için yorum yapmayın dersen ben sana o zaman Türk yemeği yapsaydın demeye en doğal hakkım. Ben onu söylüyorum size. Benim eğer böyle bir yorum yapıp böyle bir tepki vermemi istemiyorsanız bizim damak tadımıza uygun bir yemek yapsaydınız. Ben diyorum bu program benim damak tadıma uygun program herkes değil. Herkes her yemeği yapabilir. Doğru, her o yemek doğru ama eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Neyi yaptığından yani nasıl yaptığı tabii ki burada en önemli peki. Nokta. Bir, ikincisi yaptığı şey sonuçta bir pilav yapmış. Gene her pilavda olduğu gibi pişme derecesi, kıvamı önemli. İşine kattığı şeyler tadı lezzetini, yok. Kokusunu, rengini verebilmiş mi? O önemli. Zaten burada da acayip acayip egzantrik bir şey yok şu an. Zaten bildiğiniz kuzu incik. Ha sosunda ne var mesela pilavın? Sosunda pilavın sosu. Bu zaten diyorum inciğin sosu. Sosu başka içine bir şey koymuşsun. Biz genelde şeylerde yani İran'da hep pirinci sosla yiyoruz. Tamam, bu sosun içine başka bir şey koydun mu? Yok. Aynı. Safran var burada. Evet, safran. Ha ben o safrandan var. Aldım. Ben dedim buna da mı safran koydun? Normal safran. Aa buna safran fazla kaçırdım. Koydun değil mi? Evet evet. Bak sosa koymuş aldım ben sosundan çünkü mesela. Evet safran koydum. Safran hep konulur zaten çok başlıca. Pilavdaki safran bir tık fazla geldi bana zaten. Salatayı soracağım. Bu lahanaları öldürmeniz gerekmiyor muydu biraz? Yok aynı böyle. Pilavı öldürdüğü için lahanalar hayatta kalması hayatta tercih. Hayatta olabilir. Tamam pardon. Yani salatanız da ne yazık ki çok diri geldi bana. Aa, tuzu iyi. Bunun tuzu iyi. Ama ben bu yemeklerden geçen yemekler birinci oldum.
Gayet de güzel olabilir. Yemekler yaptım. Geçen sefer beğendi diye. Safiye Hanım hariç. Olabilir. Ama benim yemeklerim de çok güzel. Sen birinci olamadığın için konuşma. Diyorsunuz. Yok. Ama haftanızı iki kişi bölüşmüştünüz diye hatırlıyorum. Evet, evet. Yani sizin haftada belki diğer yarışmacılar bir şey çıkaramadığı için şansa birinci olmuşsunuz. Keşke ana yemeğini beğenebilseydik. Hani ara sıcağınızı ama kuzu incik güzel pişmiş dedin. Evet beğendi. Evet, beğendiniz. Tek kuzu da ana yemeği kurtarmıyor. Et okey. Tabii ki bu da bir puan alacak ama keşke bütünlemesiyle hepsi salatası güzel olsaydı güzel. Da. Ben salatasını beğendim. Oğuzhan da beğendi. Sen salatası beğenmedin. Ben diri geldi. Diri geldi. Bana. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Salatası güzel oldu. Yemek yiyip yapabilir miyim? Evet ben. Emre dinleyin. Tuzu falan iyi. Kuzu inciğiniz güzel pişmiş. Lezzetli. Lezzetini evet. Aldım. Çok bitirdik. Güzel olmuş. Evet. Elinize sağlık. Pilavınızı üzgünüm. Beğenemedim. Lapa olmuş. Salma usulü yaptınız muhtemelen pilavı. Haşlama, haşlama. Salma usulü. Gördüğünüz zaman böyle zaten öbek öbek. Pilav duruyor. Pilavınız olmamış. Baklalar artık ezilmiş. Baklalar zaten öyle. Ezilmiş. Hani bunu dereotlarına falan, saplarına falan da doğramışsınız böyle. Hepsi yapraklarını kullanmanız. Ya bilmiyorum, orijinalini bilmiyorum ama hoş görünmüyor bunlar. Ben daha saplarını kullanmadım. Yani genelde bir saplarıyla özel kullanıyoruz hep. Lezzet beraber. Olarak bir lezzet alamadım. Suyun tadı yoktur. Evet, su kokusu vardır. Su kokuyor pilavınız. Haşlama usulü yaptığınız için şimdi su kokuyor. Su kokusunu da anladık. Yani suyun kokusu var diye de anladık yani. O zaman, yani o zaman sizin anlayacağınız evet. Dilde söyleyelim. Pilavın tadı harika olmuş. Öyle diyelim. Afiyet olsun. Çok güzel. Dört dörtlük yapmışsınız evet. Demem gerekiyor. Öyle deseydin beni buraya çağırmazlardı zaten. Anladınız mı yani? Salatanızla ilgili yorum yapacağım. Salatanız lezzetli, güzel. Mayonez var içinde çünkü. Onda da mayonez sadece kullanmışsınız. Kuzu incik şansa olmuş. Evet, mayonez bu da mayonez var. Bunda da mayonez evet. Var. Bir önceki ara sıcağınızın içinde de mayonez vardı. Mayonezi kendiniz evet. Mi yaptınız? Hayır, aldınız. Pşşt, hazır mayonezi evet. Sıktınız. Mayonez zaten kendinin tadı var. İçerisinde sadece bir sürü... mayonez mi? Başka şey yok mu? Tamam bir saniye içinde? Ben anlatıyorum. Evet. Mayonez zaten lezzetlidir. Kendi kendine bile yiyebilirsiniz. Herkes beğenmiyor mayonezi. Olabilir. Ben salatanızı beğendim bu arada. Ha, yanlış yoğurtla yürüyorsunuz. Yoğurtla mı incelttiniz? Kremayla mı? Yoğurtla. Yoğurt var evet. Şey lahanalarınızı öldürmedi de ama olmamışsınız. Hani evet. Tuzla ovarır falan yani ama ona rağmen salatanız güzel olmuş. Afiyet yedirdi kendini. Muhtemelen mayonezin katkıları olmuş buna. Afiyet büyük bir katkısı olmuş. Salatanızı ve etinizi beğendim. Afiyet pilavınızı olsun. Beğenmedim. Peki Selin sen neyi beğendin beğenmedin? Soyan Hanımcığım ben de salatasını beğendim. Bunlar çok yakışmış. Evet. Çok iri de doğramamış. Güzel. Salatası yani olmasa da yedirdi kendi dedikleri gibi. Salatayı ben de beğendim. Tuzla da problemi yok bunun. Hı hı. Eti de güzel pişirmiş. Hani incik zaten çok zor. Eğer düdüklü de pişirdiyse çok zor pişmez. Ama fırında hani mühürleyip falan attıysa biraz daha zahmet ister. Düdüklü de pişirdin herhalde evet. Değil mi? Evet. Düdüklü de piştiği için güzel pişmiş. Hani lezzetinde pek bir problem yok. Etinizi beğendim, salatanızı beğendim ama pilavınızla ilgili hiçbir şey beğenmedim. Kesinlikle yorum olmamış. Yapmadığınız bir yemek ya da kişi kaldı mı? Yok. Eline sağlık diyelim. Ben de kuzu inciğini beğendim. Afiyet. Gayet güzel pişmiş. Ya sonuçta tabii ki siz iddiasız bulabilirsiniz veya kuzu inciğini evet diğer şeylere göre, etlere göre daha kolay piştiğini de söyleyebilirsiniz. Düdüklü değilse. Doğrudur. Ama sonuçta yapamasaydı yine eleştirisini alırdı. Ona göre de sanırım zaten değerlendirmenizi yapacaksınız. Ama iddia ettiği şeyi getirdi ama bu iddiasız bir yemek diyorsunuz. Daha zor, daha riskli, daha yılbaşı haftasına farklı bir şey seçebilir miydi diyorsun Oğuzhan? Evet yani ben bu arada diğer arkadaşların iddiasını merak ediyorum. Çünkü ben bununla evet. Aşırı iddialıyım. Ve şu anda çok rahatım. Nasıl rahatsın? Fatime'yi eledin mi? Direkt. Yani seni elemiş Fatime. Direkt açık edelim. O kadar iddialı olmayalım. Çok rahat bir şekilde. Ama şimdi etini ve salatasını beğendiniz. Dörtlü daha var. Evet beğendim. Evet. Salatanız ve etiniz güzeldi. Evet ama nasıl eliyorsun? Belki de çok beğendim etini. Ya şöyle elemekten ziyade ben yemeklerimle daha iddialı olduğum için yani her anlamıyla, sunumuyla, görseliyle. Yani ben sen Selin'i mi rakip görüyorsun? Yok ben kimseyi şu anda bu sefer görmüyor kimseyi musun? Görmüyorum. Çok bu sefer hiç kimseyi ara. Rakip görmüyorum. Benim şöyle bir iddiam siz oldu. Siz bence dua edin benim elim dikkat iyileşsin. Dikkat etti sonunda. Eğer benim elim iyileşirse ben de sizi ben kendim görmüyorum. Ben size jest yapıp elimi bile kesebilirim o şekilde yarışabilirim. Tövbe yarabbim Ersun Allah daha neler. Ben canım ne gelin. Şöyle kendimi burayı şöyle fokusladım. Bu sefer burada yemekteyiz tarihinde. Yani bu 450-500 bölüm belki bilmiyorum ama daha fazlası. 500 bölümümüzü devirdik biz. Evet maşallah. Onu böyle buraya artık böyle bırakmak istiyorum. O kadar yani damgamı o kadar basacağım. O kadar böyle kaşemi o kadar böyle o kadar fazla iddialıyım. İnşallah. Gerekirse yapamayacağım ama o şekilde umarım o şekilde yapar. Bir umarım herkes istiyorum. Eksiksiz çıkarır. Çünkü ben dediğim yakmadan, gibi yakmadan çiğ bırakmadan yapın. Bence böyle olması güzel zaten. Zaten mesela ben bu hafta bekliyorum ki 40
puanlar falan uçuşsun yani. Peki, bizim bölümdeki gibi. Evet. O sen ne diyor, niçin gelmiş ben de anlamıyorum. Saçma sapan şeyler konuşuyor, duruyor. Yani ben birinci, ben çok iddialıyım. Ne iddialısı? Bakacağız, göreceğiz yani. O kadar iddialı da olmasın. İnşallah diyelim ki verimli, güzel bir hafta olsun. Yılbaşına yaraşır bir hafta olsun. Seyircilerimiz de hem bir görsel şölen hem de lezzet anlamında da bizler için mutluluk verici bir hafta olsun. Şimdi mutluluk demişken ada insanın aklına ne geliyor? Tatlı. Tatlı geliyor. Evet, tatlı. Tatlı vazgeçilmezimiz. Puding. Puding mi? Yani evet. Ben pudingi aslında mantık çok tatlı olarak saymıyor musun? Saymıyor. Nasıl ki bizde Onur da böyle bir puding gibi bir şey yapmıştı. Ama hazır puding değil sonuçta. Bir emek vardır işin içinde muhakkak diye düşünüyorum. Teşekkürler canım. Kabaklı mı? Bal kabaklı. Evet. Kabaklı, muhallebili. Ben sunumları beğenemedim Zoyla Hanım. Beğenemedin mi? Evet, beğenemedim. Daha bir görsel, evet, prezentasyon. Hiç hoşuma gitmedi. Bir tık daha özenli olmalıydı bence de. Evet, sunumlar biraz hiç zayıf. Hiç beğenemedim ben de. Hani yemeklerin lezzeti olmadığı gibi sunumlar da zayıftı. Nasıl yemeklerimin lezzeti olmadı? Lütfen Fatime Hanım, kabul edin lütfen, artık. Lütfen, el lezzetiniz yok. Yani şu noktaya kadar sadece etinizi güzel yapabilmiştiniz. Aynen. Yok, salatası bir de salata. El lezzeti mi yok dedin? Bence yok. Evet, yani el lezzeti yok. Salatada, çorbada el lezzeti mi yok? Herkes yemek... Haksızlık ediyorsunuz, o kadar da değil. El lezzeti bence var ya. Yapamadığı şeyler oldu, sizin de olacak. Enteresan ama mesela böyle eti falan güzel yapıp da pilavı da yapamaması birazcık böyle şey oluyor. Enteresan kaçıyor yani. Çok Hasan da ustalık ister ha yani. Bence siz beni çok rakip gördünüz de. Bence görmemiş. Siz çok şanslıymışsınız. Evet. Kendi attığınızdaki rakipleriniz daha basit yemekler yaptığı için ya da başarısız olduğu için şansa kısmet. Birinciliği paylaşmışsınız. Tam birinci de olmamışsınız da. Benim de biraz öyleydi sanırım. Bir makarnalar falan vardı masada. Hatırlıyorum. Evet. Dolmalar vardı, makarnalar vardı. Ne yalan söyleyeyim. Bazı haftalar Fatime için deniyorum da bazı haftalar ben burada söyledim. Yani kötünün iyisini seçmek zorunda kaldığımız haftalar da maalesef oldu. Yani hani bütün 5 performanstan 4'ü kötü oluyor. Birisi bir tık öne çıkınca o yani gene en iyisi kazanıyor haftanın ama iş dedim ama suratlarda tuhaf bir ifade, mimiklerde bir yamurma. Bunun içinde bir baharat var mı? Zerdeçal var galiba. Ağzımız kulağımız bayağı bir farklı safran taraflara gitti. Safran olmayan hangi yemeğiniz vardı bugün? Hiçbirinde, hepsinde vardı galiba. Hepsinde, yok, evet. Hepsinde yoktu. Çorbada yoktu galiba, var mıydı? Yok. Yoktu. Yoktu yokuma sallıyor. Yok mu? Var mı? Afiyet olsun. Kime? Çok güzel olmuş. Şey Fatime. Afiyet olsun. Bizim yerimizde de iyi. Ne güzel yiyorsun iştahla. Ne oldu ya, yememişsin Selin. Ne oldu canım? Hiç beğenmedim. Aa. Niye? Yani hem yapımı ve işte kıvamıdır, kokusu, tadı bana hiç hitap etmedi. Ayrıca olmamış zaten. Onun kokusu geliyor, safran ağır. Çok yani ben de onu soracaktım. Yani. Sana mı hitap etmiyor yoksa yapamamış mı? Yani, öncelikle yapamamış. Yapmış da olsa böyle bir lezzet bana hitap etmezdi. Çünkü çok ağır yani, tatlı gibi değil sanki böyle. Tatlı değil, şekeri yok bunun arkadaşlar. Tatlı gibi değil yani. Hafif zaten, ne kadar şekeri olacak ki? Puding tatlı bu hani. Ne kadar şekeri bu olacak? Puding'de ne kadar şeker var? Bu pelte gibi bakın, kaşıkta puding'de duruyor. Puding'de ne kadar, zaten dondu işte. Puding bu kadar buzdolapta olmaz. Buzdolapta bekledi. Yok, ben ne olacak ki? Ne kadar şeker koydun Fatime? Ama şeker çok koydum. Maksimum bir çay bardağı daha koymuşsunuz. Maksimum. Şekeri az. Dedi Emre. Bir su bardağı. Yetersiz. Evet. Çok yeterli. Yeterli. Bence yeterli. Kabak bu arada şekeri kaldıran bir şey. Kabak zaten şekeri tatlı. Kaldırır. Kabak da tatlı. Kabak tatlı. Tamam. Bal kabağı, bir de bir bardak şeker. Evet, tatlı yaparken bir sürü şeker atıyoruz üzerine tatlansın, ekstra şekerli olsun diye. Yani kabak şekeri kaldırır. Şeker kaldırır. Yiyor, şekeri yiyor kabak. Koyduğunuz bir su bardağı. Ne kadar tatlı olacak ki? Gayet güzel yani. Puding işte. Puding gibi, pelte gibi puding olmuş. Çok bu yöresel püresi gibi bir şey olmuş. Aynen, püre gibi. Bu yöresel tatlınız mıydı bu arada yani, sizin? Yani bizde yeriliyor. Evet. Adı neydi canım? Pudinge kedi helvayı. Pudinge kedi helvayı. Helvayı. Evet. Ki bu da damak tadımıza uymadı. Efendim? Kazanmıyor. O kadar güzel, naif yani... söylüyor ki böyle. Ama güzel kadın. Teşekkür ederim. Evet. Bir de kendini sürekli ön plana sürmesi, ben güzelim, beni kıskanıyorsunuz diye. Evet. Çok naif gülüyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz ya, kızamıyorum size. Emre kıskanmaz herhalde seni diye düşünüyorum. Ben kıskanmadım o halde ama etmiyoruz öyle hanım. Üzgünüm ya, gerçekten hiç olmamış. Olmamış diyor. Kendinizi de zorlamayın. Ama niye bal gibi yiyor? Ama alışkın olduğu için belki, ama tatlı dediğiniz zaman hani bir mesela baklavalar, şerbet... Mesela bir su bardağı şeker de iddialı yani. İddialı yani. Kabağı da tatlı. Ama çok yetersiz. Tatlı olmuş olabilir. Nişastayla bağlama falan yaptınız mı? Sadece un kullandınız. Evet. O zaten şekerini bastırmış, almış.
Ama daha olarak... ne kadar gömebilirsin tatlıyı? Yeter, beğenmedin. Tamam. Allah Allah. Bence kısadan beğenmedik geçelim. Diyelim. Afiyet olsun. Bence kısadan beğenmedik. Eline kısadan sağlık. Kısadan hissediyorsun. Diyelim. Yeterli yani yorum yapamayız. Olmadı mı? Yok. Ya zaten çok basit bir şey de yapamamışsınız. Aa, evet. O yüzden çok basit. Doğru. Bundan nasıl hani, inşallah? Gerçekten birkaç yemeğinizi beğenmek isterdim. Yeni yıl haftasına uygun bir tatlı değil yok. Mi? Yok. Kesinlikle. Yani, değil. Konsept olarak kabak aslında hani. Bal mesela kabağı, çıtır kabak falan yok. Yapsaydınız Hatay. Çılbır mı? Yok çılbır. Çıtır kabak. Ha çıtır işte, kabak. Ya da en basit bir canım çılbır klasik. Çeker herhalde. Kabak tatlısı kabak, yapsaydınız. Vesaire ama bu puding kabuğundan zaten onu bir çıtır cips falan bir şey. Bunu yapacağınız öyle normal klasik kabak hani küp küp doğrarız yani şekerli falan. Üzerine diri hani parça parça tabağa koyup üzerine şu cevizi koysa daha lezzetli olurdu bence. Peki. Bence öyle de yapsaydım yine de beğenmeyecektim. Beğenmeyecektim. Evet evet. Zaten ne yani kadar ne yapsaydım. Biz hiçbir de beğenmemek için gelmişler. Biz beğenmeyeceğiz. Zaten klasik yarışmacının savunmasıdır bu. Biz de yapacağız aynı. Yemekteyizin klasik. Şeylerinde de beğenmemeye gelmişsiniz. Siz de yarın beğenmemek için geleceksiniz muhtemelen. Mu acaba? Evet, onu bilmiyoruz. Öyle bu anları birazdan göreceğiz. Oğuzhan'dan da son bir yorum alayım mı? Ben de beğenemedim Zuhal Hanım. Çok yorum yapmak istemiyorum. Geçmedi. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ eline sağlık diyoruz ve yeni yıla özel haftamızda ilk açık oylamayla karşınızdayız. Buyursunlar. Bence puan vermeyecekler. Onu zaten ben biliyorum. Kendileri günlerini oynuyorlar. Ben gayet güzel yemekler yaptım. Sadece pilavım biraz aksilik yaşadım pilavda. Diğer hepsi olması gibiydi ve çok güzel yaptım. Bence en az 8 olabilir. Eğer daha düşük puanlar versen yarın fırtına gibi masalarda eseceğim. Evet, yılbaşına özel haftamızda büyük ödülümüz tam 100.000 TL dedik. İz bırakan yarışmacılar dedik. Onlardan ilki de Fatih Mehdi 100.000 TL yolunda şansını denedi. Menüsü eksiksizdi, sürelerini aşmadı, değerlendiremediğimiz bir yemeği veya unuttuğu bir parçası, ürünü olmadı. Dolayısıyla bu haftaya ve umarım bundan sonraki diğer günlerde de 3 ile 10 arasında başlayacaksınız puanlamaya. Buyursunlar, açınız tahtalarınızı. Puanlamada değişen bir şey yok. Ben yine size menüleri hatırlatacağım. Yine değiştirme şansınız olacak. İlk olarak, hadi buyur söyleyeyim bakayım menüyü. Sen sayar mısın menüyü? Evet, su peşir. Başlangıç su peşir. İkinci olarak ara sıcaklarım. Keşke bademcan. Sonra salade olivye. Ana yemek olarak bagali polobo mahiçe. Ve salade kela. Ve tatlı olarak pudinge kedi halvayı. Evet. Menüsü böyleydi işte. Ve bakalım puanları nasıl olacak? Değiştirmek isteyen var mı sevgili yarışmacılar? Ben değiştireceğim. Tabii ki Selin. Aynen. Bu hafta tabii ki hem sizin hem de diğer yarışmacıların kaderi için 100.000 TL yolunda verdiğiniz puanlar çok önemli. Zaten hep yarışmamızda biliyorsunuz bir puan bile çok şey fark ettiriyor. Sonucu çok etkiliyor. %70'i yarışmacıların neredeyse bir puan farkla kaçırdılar hep bugüne kadar. Tabii ki umarız bu hafta bol puanlı bir hafta olsun. Sen tamamsın. Başka değişmek isteyen var mı Selin dışında? Yok, hayır. Yok. Peki. O zaman hemen sana dönün Fatime. 100.000 TL için yarıştın. Yemeklerini çıkardın. Sen beğendin. Evet. Kabul de etmedin çoğu eleştiriyi. Bu minvalde düşünürsek kaç puan bekliyorsun? 8 bekliyorum. Benim her yemeğim oldu. Sadece bir pilavımda aksilik yaşadım. O kadar. Evet, sadece pilavda mı yaşadın? Evet, bu menüde 8 bekliyorsanız biz o zaman 10 üzerinden 10 bekleyelim yemeklerimize. O kadar iddialı olmayın. Gününüz gelmedi. Ben önceki yarışmamda da iddialıydım. O zaman neden bir şey olmadınız? Olamadınız değil mi? Neden bir şey olmadınız? Kıl payı kaçırdım. Bayağı büyük ama bir kılmış. Evet. Köklü bir kıl olsa gerek diyorsun. Evet evet kıl payı kaçırmıştı aslında güzeldi yemekleri. Yani benim yemeklerim hepsi lezzetliydi. Zamanında yaptım. Hepsini dört dörtlük yaptım. Ama Fatime Hanım da kesinlikle yani ne lezzet var yok ya hiçbir şey yok. Ben el lezzetimi güzel yani bu peki. Menüyle 8 bekliyorsunuz. Evet. Tebrik ediyorum size. Evet ilk olarak da Safiye'nin puanını göreceğiz. Evet, Safiye aç ve söyle yüksek sesle bize puanını lütfen. 5. Oo, haftaya 5 ile başladım. Evet. Nasıl 5 yani bunu vermek istemezdim. Ana yemeğimi zaten beğendiniz. Etini keşke beğendim, eti güzel. Salatamı da beğendiniz. Eti evet. Salatamı da beğendiniz. Bir tamam, puan oynattım. Keşke bademcanı da beğendiniz. Neyi beğendin? Evet, evet. Ara sıcak keşke olarak beğendiniz. Keşke bademcanı da puan verseydin. Evet.
Hayır, ben beğenmedim. Beğenmediğim şeyi niye puan vereyim? Hayır, sadece puanlarını beğendiğini söyledi. Puanı beğendim. Güzel karamelize edilmiş dedim. Hiçbir şeyinizi beğenmedim. Ve yapamadığınızı siz de lütfen kabul edin. Ben yaptım. Hiç kabul etmiyorum. Evet, süre içinde yapmışsınız ama lezzet çok sıfır. Çok güzel yaptım. Yani yok, lezzet hiçbir şey yok. Lezzetliydi. Nasıl lezzet sıfır? Ben size damak tadınız yok. Siz, ya, puanları bize verin, damak tadınız yok. Tutturmuşsunuz, damak tadınız yok, damak tadınız yok. Yok, yok hiç de. Yani size göre yok. Nasıl lezzet size olur göre, ya? Yani burada hiçbirimizin damak tadı yok. Nasıl lezzet sıfır? Ne yapalım, olur? Teste mi gidelim? Evet, gidin. Bence bir teste yani geçelim. Bu yemeklerden sonra gitmek gerekir damak tadımız bozuldu mu diye. Damak tadımız bozuldu mu? Kabul edin lütfen. Evet, bozdunuz damak tadımızı. Peki. Ben beğenmedim. Ben daha yüksek olabilirdi diyorum. Selin'den bakalım kaç puan geliyor şimdi Fateme'ye. Evet Selin, görelim senin de puanını. Suhal Hanım, ben de 5 verdim. Aa. 4'tü, 5 yaptım. Aa, iyi ki 5 yaptın. Aklın yolu bir. Daha sonra unutmuşum salatayı beğendiğimi. Salatasına da verdim bir puan. Aa. O yüzden 5 yaptım. Daha üstü kesinlikle etmezdi. Planınız olmamıştı, siz, çorbanız zaten olmamıştı. Keşke bademcanı siz beğendiniz. Beğendim demedim. Beğendiniz. Bunu siz yapamamışsınız dedim. Yapamamışsın. Dedim, güzel oldu, güzel daha oldu, daha iyi olabilir. Ama doğru söylüyor. Beğendiğin salatayı yani beğendim. Ben de beğendiğim gibi aldım. Bağırarak beni bastırmaya çalışmayın. Bağırarak burada suç bastıramazsınız. Kendinize gelin. Öncelikle, ben kendimdeyim zaten. Bakın televizyonda insanların izlediği bir programdasınız. Kendimdeyim. Bu şekilde azarlar gibi konuşamazsınız. Siz yükselirseniz ben de yükselirim. Ben kendimdeyim zaten. Nasıl beğeniyorsunuz, puan vermiyorsunuz? Yani bizim beğenmediklerimizi siz beğendi diye algılamışsınız. Ama şimdi Selin dedi ki güzel ama daha iyi olabilirdi, dedi ama ben de beğendim gibi algıladım. Ben de beğendim dedi diye hatırlıyorum. Evet, ya ben tam anlamıyla beğenmedim. Keşke altı salatasını verseydim. Beğendim ve etini beğendim. O yüzden 5 layık gördüm. 4'tü 5 yaptım. Bence fazla bile. Safiye Hanım'a da katılıyorum. 4 vermeye elim gitmedi çünkü 5 top olduğu için 4 vermedim. Aklın yolu bir, aklın yolu bir diyorsunuz. Öyle... Burada akılların birlikte yol alacağı bir yolda değil mi? Herkesin kendi bilinci var yani. Tamam da ama herkes... Belli bir ışıklı yolla birlikte yürümeye gelmedik buraya. Tabii ki niye birlikte yürüyeceğiz? Ama belli bir yemekleri beğendik. Birimiz beğendi, birimiz beğendi. Birlikte canım öyle de demeyin. Bilinç yok burada diyorsun. Evet. Bakalım Emre'den kaç puan geliyor şimdi Fatime'ye? Aklın yolu bir deyip açıyormuşum. Evet, bakalım Emre. Senden kaç puan geliyor, açabilirsin? Ben 6 vermek istedim. Ha, iyi iyi yapmışsın bence. Nelere verdin? Çorbanızı beğenmemiştim. Tamam. Söylemiştim. Ara sıcağınızdan keşke bademcanınızı biraz yağlı ama yiyebilirim demiştim. Beğenmiştim. Bence kendi gününüzü oynadınız. Net yani. Lafımı kesmeyin. Saygı gösterin birazcık bakmayın, konuşurken. Özür dilerim ama bence evet, özür dilemeyi bilmeniz gerekiyor. Salatanızı beğendiğimi söylemiştim. İnciniz de güzel pişti demiştim. Ara sıcağınızda zaten iki çeşit mezeniz vardı. Bir tanesini beğendim. 5,5 verme gibi bir şansım olmadığı için haksızlık yapmamak için 6 verdim. Bence doğru olanı ben verdim. En azından sizin gibi 4 yazıp 5'e çevirmedim. Tamam, sonuç olarak 5 verdim ve doğru yaptım. Ya sonuç olarak ilk verdiğiniz siz, karar siz gününüzü vicdanınız aslında Emre 4'ü vicdanınız 4'ü el veriyormuş. Göze batmamak hayır, için el hemen 5'e çevirmişsiniz. Ne de olsa unuttum. Aklın yolu 1. Salatayı benim beğendiğim aklın yolu size 1 değil. Vicdanımın yolu hiç değil. Siz gününüzü oynadınız o zaman Emre Bey. Neyin günümü oynayacağım? Ben gayet vallahi hiç de günümü oynamadım. Beğendim dediğim poşeye puan verdim. Siz en azından beğendim deyip de şey son evet, virajdan çıkış almadım. Son virajdan çıkış almadım. Ben neyi beğendiysem ona puan verdim. Evet, Oğuzhan'dan gelecek yeni puan ve son puan bugün için. Evet Oğuzhan'cığım, senin de son olarak puanını öğrenin lütfen. Şöyle göstermek istiyorum. Herkesle bir 5'te anlaşmıştı gibi. 3 tane kimse beşte... da anlaştık geldik. Evet. Bunu kimse 5'te anlaşmadı. Ben geç kalmışım herhalde anlaşmaya. Evet, evet siz sanırım. De geç katıldınız herhalde. Sen neye verdin 2 puanı? Et ile salataya verdim. Hmm.
Bu taraf bence 4 vererek niyetini belli etti. Bu taraf da 6 vererek bir şey bilmediğini belli etti. Niyetim neymiş? Bir şey bilmediğini belli etti derken. Bu menü kesinlikle ve kesinlikle 4 değildi. Bu bir geldi. Ben 5 yaptınız doğru. Ben salatayı unuttuğumu İkincisi, sonradan hatırladım. 6 kesinlikle yaptım. Hak etmiyor. Bir şey bilmediğinden değil, gününü oynadığında. Hanımefendi benim nereye gününü oynayacak oynasın. Bir durum yok. Ben mutfağımda benim yemeği yaparım, bu anlamayı siz yapacaksınız. Neyin gününü oynayacak? Hayır, hayır. Cephede şu an bir misal. Neyin gününü oynayacağım? Bir şey söyleyeceğim. Bu tarafta ne dedin? Bir şey bilmediğini ifade ediyor dedi. Evet. Beyefendi zaten şişirmiş balon gibi gereksiz bir ego var. Bir önceki yarışmadan biliyoruz bunu zaten. Bir şey bilip bilmediğimi benim mutfağımda görürsünüz. Yapamazsam hakkım neyse puanımı onu verirsiniz. Tamam. Benim verdiğim adaletimden dolayı bir şey bilip bilmediğimi beni yargılayamazsınız. Tamam. Ben beğendiğimi beyan ettiğim yemeklere puanımı verdim. Balonu o zaman şöyle bitireyim ben o zaman. Çünkü bir balonu orada patlatalım. Bir... Evet. Patlatabiliyorsanız patlatırsınız. Göreceğiz bakalım diyoruz ve bugün için 100.000 TL yolunda ilk yarışmacı Fatime etti. Eline, emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yarın bakalım Yemekteyiz'in yılbaşı haftasının yarışmacısı kim olacak? Size de afiyet olsun. Tekrar hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar.